İyi akşamlar, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğumuz var. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. CHP Genel Merkezi'nde başkentten yapıyoruz yayınımızı. Başkentten yayınımızı. Evet. Ne konuşacağız? Tabii konuşacağımız şeyler belli. 14 Mayıs'a kadar neler yaşanabileceğini, 15 Mayıs'ı, ittifak içerisindeki, Millet İttifakı içerisindeki son durumu, seçmen listelerini, hazırlıkları, meydanlarda neler yaşadığınızı ve genel olarak da Türkiye'nin sıcak gündemine dair sorularımız da olacak. Tabii ben açılışı yaptım. İlk soruyu da Serap'a bırakıyorum. Evet, hatta az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size yönelik eleştirileri oldu. Son iki gündür konuşan emeklilere bayram ikramiyesi vaadiniz, ekonomiyle ilgili vaatleriniz, hepsini soracağız. Ama bugün Ankara'dayız ve başkentte çok yoğun bir trafik var. Hem partiler arasında hem partilerin içinde. Çünkü seçim için milletvekili aday listeleri çok önemli. Bir yıl önce değişen sistem nedeniyle de bir yeni sistemle gidildiği için biz anlıyoruz ki çok ince hesaplar yapılıyor. Evet. Cumhur İttifakı'nda şu an için partiler ayrı ayrı seçime gideceklerini duyurdular. Tabii nihai durumu göreceğiz birkaç gün içinde ama bugün için açıklamalar böyle. Millet İttifakı'nda şu an durum ne? Şu anda çalışıyoruz. Siz bugünden itibaren zaten kapanacaksınız bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Genel merkeze kimseyi almıyorsunuz. Evet, evet, evet. Çalışıyoruz, çalışacağız zaten. Sizin de ifade ettiğiniz gibi önemli bir seçim bizim açımızdan da, Türkiye açısından da çok önemli bir seçim. Komşularımız açısından da çok önemli bir seçim. Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bunun için de bilime dayanan, akla dayanan, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaşan bir siyasete ihtiyacımız var. Biz 6 lider Millet İttifakı olarak bu anlayışla yola çıktık. Bu anlayışla. Ve bunun için de çalışıyoruz, üretiyoruz. Bakın size şunu sorayım. Daha sonra söyleyeyim. Sormayayım da siz soracaksınız. Şunu söyleyeyim. Biz 6 lider ortak mutabakat metnini hazırladık. Eğitimden sağlığa, teknolojiden milli eğitime, efendim hayatın her alanıyla ilgili yanlış hatırlamıyorsam 2000'e yakın madde başlığı açıkladık ve bunu kamuoyuna bunu açıkladık ve dedik ki biz iktidar olunca bunu yapacağız. Cumhur İttifakı ne yaptı? Böyle bir şey açıkladı mı? Açıklamadı. O zaman niye kamuoyu onları tartışmıyor? Kamuoyu neden onları eleştirmiyor? Sadece bir Yeniden Refah Partisi ile bir ortak metin, bir 30 bir maddelik metin. Onun üzerinde bir ama uzlaşma. Ama önümüzdeki 5 yılda Türkiye için ne yapacaklar? Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu çıkmazdan hangi politikalarla kurtaracaklar? Biz hazırız. Bütün ayrıntılar orada var. Bütün ayrıntılar. Biz oturduk. Kadrolarımız oturdu. Akademik dünyadan yardım aldık. Bürokratlardan yardım aldık ve önemli bir rapor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ortaya çıkan bir rapor. Peki onu daha sadeleştirerek bir kez daha kampanya başlarken bir seçim beyannamesi olarak bir toplantıyla beyannamesi duyuracak mısınız tekrar yoksa direkt olarak mitinglerle mi? Bunu duyuracağız. İlk bir ayda ne yapacağız? İlk bir haftada ne yapacağız? Çünkü hepsi orada yazılı. Bu aynı zamanda 6 liderin ortaklaştığı ve ortak söylem birliği yarattığı bir metin. Dolayısıyla ben de bunu söyleyeceğim. Diğer Millet İttifakı'nın diğer aktörleri de, Sayın Genel Başkanlar da aynı şeyi söyleyecekler. Çünkü biz ortaklaştık. Sizin... Ama ben merak ediyorum. Mesela Erdoğan bir şey söylediğinde diğerleri ne diyecek? Ortak bir mutabakat metni yok. Ama orada şöyle bir kural var anladığım kadarıyla. Erdoğan ne derse hepsi teslim olmuş. Biz de aynı şeyi tekrar edeceğiz diye. Teslimiyet siyaset değildir. Teslimiyet siyaset değildir. Siz bir partiyseniz siyasetinizi açıkça yazarsınız. Sizin taraftarlarınız var. Size gidip oy verecek bu insanlar. Siz önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacaksınız? Neleri yapacaksınız? Siz ayrıca Cumhurbaşkanı adayı olarak da ayrı bir seçim beyannamesi, seçim bildirgesi açıklayacak mısınız? Hayır. Yoksa tamamen o altı hepsi burada var. Hepsi burada var. Çünkü Cumhurbaşkanı olarak ne yapılacak? Her bir bakanlık neler yapılacak? Yeni bakanlıklar kurulacak mı, kurulmayacak mı? Burada neler yapılacak? Üniversitelerde neler yapılacak? Bilimde, teknolojide neler yapılacak? Tarımda ne yapılacak? Çiftçi nasıl desteklenecek? Ben depremden sonra revize edileceğini, depremden sonra, büyük depremden sonra bazı maddelerin revize edileceğini, öncelik sıralamasının değişebileceğini duydum. Olacak mı öyle bir şey? Onunla ilgili bir kanun teklifi hazırladık.
deprem bölgesiyle ilgili bunlar hiçbir şey yapmadılar. Çadır dağıttılar, konteyner dağıttı, o da yarım yamalık. Ama biz iktidar olduğumuzda şunu görecek herkes. Deprem bölgesinin yani Malatya, Adıyaman, efendim Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye, bütün bu bölgeyi bir bütünlük içinde ele alacağız ve bununla ilgili bir kanun teklifi verdik. Hem orayı onaracağız, hem bu bütün bu bölgeyi önemli bir üretim üssü haline getireceğiz ve insanlar buraya gelecekler ve çalışacaklar. Konutlar depreme dayanıklı olacak, fabrikalar depreme dayanıklı olacak, yapılacak konutların bütün malzemeleri bu bölgede üretilecek, burada büyük istihdam sağlanacak. Evleri ücretsiz vereceğinizi söylemiştiniz. O ayrı, onu da vereceğiz zaten. Onu biraz daha ayrıntılı anlatmak konuşuruz isterim sorarsanız. Evet. Ve bu bölge aynı zamanda bir istihdam ve üretim merkezi olacak. Peki. Bütün onlara bu konuklar tabii. Çok özür dilerim. Evet. Şimdi bu seçim, genel seçim üzerinden başladığımız için şimdi yeni bir takım haberler var. Mesela sizin bazı illerde İYİ Parti ile bir fermuar sistemiyle nasıl denir? Bazı illerde sizin öncelikli adaylarınız, bazı illerde İYİ Parti'nin öncelikli adayları üzerinde anlaşıp 81'in bir kısmında seçime böyle gideceğiniz konuşuluyor. Evet. Onun haricinde diğer partiler, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti. Bunların bir üçlü ittifak Saadet yapması Partisi. Planlanıyordu ama olmadı. Saadet Partisi ittifak yapmaları planlanıyordu. Ayrıca ittifak içinde ittifak, çatı ittifak şeklinde seçime girmeleri planlanıyordu. Bildiğim kadarıyla o da nihayete erdi, olmadı. Ve bu partilerin bazı milletvekilleri adaylarının sizin listenizden girmesi söz konusu. Evet. Bunların çalışmasını yapıyor musunuz? Bir pazarlık var mı? Nasıl yürüteceksiniz bunları? Şöyle, bütün seçenekler düşünülüyor Kürşat Bey. Bütün seçenekler. Yani bizden genel başkan yardımcıları, diğer partilerden genel başkan yardımcıları var. Her bir seçenek üzerinde duruluyor. Önemli olan maksimum yararı nasıl sağlayabiliriz? Bunun üzerinde çalışılıyor. Tabii bu çalışmadan önce yapılan anketler var. O anketler diğer liderlerin de önünde var. Onların kadrolarının da önünde var. O çerçevede oturuyoruz. Bir çalışma yapıyoruz. Zaten az kaldı. Yani önümüzdeki bir iki gün içinde zaten biraz şimdi daha netleşecek. Şimdi burada karşı yani her ittifakın aslında iki ittifakın da birbirini gözettiği söyleniyor. Çünkü örneğin Cumhur İttifakı'nın izleyeceği yol belki sizin bu konuda izleyeceğiniz yolu etki edebilir. Örneğin partilerin bir ortaklaşa listeyle gitmesinin meclis çoğunluğu açısından bir avantaj olduğu söyleniyor bu yeni sistemle. Evet. Ancak Cumhur İttifakı'ndan tüm partiler, Milliyetçi Hareket Partisi de çok net bir ifadeyle biz kendi adımızla, logomuzla seçime gireceğiz ayrı listelerle dedi. Bu sizi nasıl etkiler? Millet İttifakı'nı nasıl etkiler? Şimdi biz diğer partilerin konumuna bakıp kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız ve bu ülkeyi en geç bir yıl içinde rahat nefes alır hale getireceğiz. 3 ay içinde vize sorununu bitireceğiz. Türkiye'de her vatandaş artık Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek. Bir ay içinde ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Hasar tespit komisyonumuzu belirledik. Onunla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı şunu yaptı, bunu yaptı. Cumhur İttifakı Allah aşkına bu saatten sonra ne yapacak bu memlekette? Zaten yaptığını yaptı. Batırdı ya, soğanın tanesi olmuş 7,5-10 lira. Ne yapacak Cumhur İttifakı? Biz ama ne yapacağımızı biliyoruz. Ne yapacak? Çiftçinin kazanacağı, üreticinin kazanacağı, fabrikaların çalışacağı, istihdamın büyüyeceği, gelişeceği bir Türkiye hayal ediyoruz ve bunu yapacağız. Az önce söylediğiniz dikkatimi çekti. 3 ay sonra iktidara gelirseniz herkes Avrupa'ya vizesiz gidecek. Nasıl vizeyi gidecek? Kaldıracağız. Gerekli düzenlemelerin tamamını yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz. Zaten bizi buluşturan, altı lideri bir araya getiren demokrasi özlemi. Bu ama ülkede demokrasi kalmadı. Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil. Dışarıdan anca planlanabilecek bir şey. Yok, böyle hayır yurt dışıyla alakalı bizim yapacağımız şey. Bizim yapacağımız şey onlar. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz demokrasi sizin ülkenizde yoktur. O yüzden de vize vermiyorlar. O yüzden vermiyor. Ben de diyeceğim ki ya da biz de diyeceğiz ki bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilir. Medya özgürce yayın yapabilir. Hakaret içermediği sürece özgürce herkes eleştirisini yapabilir. Ben gençlere boşuna mı diyorum? Hiç meraklanmayın. Cumhurbaşkanı olduğumda en rahat beni eleştireceksiniz diye. Çünkü hiçbir zaman eleştiriden çekinmeyeceğim. Ve eleştirilerin
siyaset için çok önemli olduğunu ve her eleştiriden siyasetçinin ders çıkarması gerektiğini bilen birisiyim. Benim bir hatam varsa doğal olarak eleştiri olacaktır. Ben de aynı hatayı tekrar etmemeye özen göstereceğim. Şimdi iktidar sahibi, yani Erdoğan diyelim, iktidar sahibi eleştiriye tahammül edemiyorsa, her eleştire vay sen bunu nasıl söyledin diye sabahın köründe gidip kapıları çalıyor, kapıları kırıyor, insanları gözaltına alıyor, mahkemelere veriyorsa bu düzen olmaz. Bu düzen yıkım getirir. Yani bu düzen değiştikten sonra Avrupa farklı bir gözle bakacak bize. Bütün ya da dünya. Batı ve de bütün sadece dünya. Sadece Avrupa değil. Bütün dünya bakacak. Avrupa Birliği'yle de başka bir sayfa açacağız diyorsunuz özetle. Var bizim ortak mutabakat metnimizde var zaten. Avrupa Birliği'yle Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz. Benim insanım, yani bu ülkenin insanı 3. sınıf demokrasiye mi layık? Niye 1. sınıf demokrasi olmuyor bizim ülkemizde? Neden insanlar yan yana gelince özgürce konuşamıyorlar? Odada bile sessizce konuşuyorlar. Acaba birisi bizi dinliyor mu diye. Ya bu Türkiye açısından bir utanç vesilesidir. Utançtır bu. İnsanlar düşüncelerini söylerler. Emin olun, telefonla konuşurken acaba biri bizi dinliyor mu? Dinlediklerini ben gayet iyi biliyorum. Ama söylüyorum ya, dinlemezseniz ne amersiniz. Biz bu ülkenin çıkarı için konuşuyoruz zaten. Biz gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz ki. Dolayısıyla demokrasi temel kavramdır ve altı lideri bir araya getiren de demokrasi özlemidir. Peki ben sorumu tekrar edeceğim, biraz da açarak bu konuyu, çünkü deşmek istiyorum, çünkü bize soruyorlar. Evet. Yani CHP'liler de soruyor, Saadetliler de soruyor, diğer partiler de soruyor. Biz CHP listelerinden girecek miyiz? Ne kadarımız girecek? Bizim parti milletvekili adaylarımız bu çalışma yapıldı mı? Yapılıyor. Bir kontenjan var mı? Şu anda çalışma yapıyor. Ya yapılıyor. Da onları tatmin edecek, diğer Millet İttifakı'nın diğer üyelerini tatmin edecek bir oran, çalışma oldu mu? Şimdi oran ya da kişi bazında bir çalışma yok. 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 Çünkü bu oturulacak. Makul insanlarız hepimiz. Evet. O makuliyet çerçevesi içerisinde oturup çalışacağız. Yani bizim listeden gelen olur mu, olmaz mı? Herkes bağımsız mı girer, girmez mi? Bütün bunların hepsi. Hı hı. Uygar insanlar gibi oturuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, kavga etmeden yapıyoruz bunu. Gerekçelerimiz bir şeye karşıysak onun gerekçelerini ifade ediyoruz. Dolayısıyla ben Millet İttifakı'nın demokraside uyumu sağlama açısından, uzlaşmayı sağlama açısından bizim tarihimize çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Ve biz Millet İttifakı olarak gerçekten de samimi olarak birbirimize düşüncelerimizi açıklıyoruz, konuşuyoruz. Sonra bunları ikinci kurmaylarımıza aktarıyoruz. Onlar kendi aralarında oturuyorlar, konuşuyorlar. Sonra genel başkanlar olarak biz konuşuyoruz. Biz ortak mutabakat metnini de böyle hazırladık. Hı hı. Anayasa değişikliklerini de böyle hazırladık. Yani maksimum vekil sayısına ulaşacak bir düzen, sistem kurmaya çalışıyoruz diyoruz. Elbette parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Artı Cumhurbaşkanlığını da alacağız. Peki yeni bir sayfa açacağız Türkiye'de. Yeni, uygar, herkesin mutlu olduğu bir sayfa. Kinden, öfkeden uzak, herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışıyla yola çıktık ve gerçekleştireceğiz. Listelere ilişkin Kürşat'ın sorusuna ilave olarak artık DEVA, Saadet ve Gelecek Partilerinin ayrı ittifak içinde bir ittifak olarak değil, 41 ya da 43 ilde kendi logolarıyla diğer şehirlerde de Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gireceği kesinleşti mi? Hayır, öyle bir şey söylemedim. Bakın. Siz söylemediniz. Anladım. Yani, konuşulduğu için soruyorum. Bunlar konuşuluyor kulis bilgisi olarak. Bu böyle. Bunlar konuşulur zaten. Bunlar tartışılır. Yani niye konuşuluyor diye bir şey söylemiyoruz tabii. Ama bunu belirleyecek olanlar önce kurmay heyette, yani çalışanlar. Arkasından da genel başkanlar bir araya gelince önce bir altyapının oluşması lazım. Sağlıklı bir altyapı oluşacak. Sonra onlar genel başkanlarına sunacaklar. Sonra bizler bir araya gelip oturup konuşacağız. Zaten bir iki gün içinde bütün sonuçlar netleşecek zaten. Peki. Peki doğrudan CHP... Yani şöyle, yani şunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi şunu da ifade edeyim. Ben 5 lider adına konuşma yetkisine de sahip değilim. Onların da düşünceleri var. Onların da yeri geldiğinde itirazları oluyor. Onlara saygı duymamız lazım. Dediğim gibi biz bir
uzlaşma, Türkiye için bir uzlaşma hayata geçirmeye çalışıyor. Türkiye için. Çünkü bugüne kadar siyasetin hep kavgalardan beslendiğini ve bu kavgaların da Türkiye'ye, insanımıza büyük zarar verdiğini gördük. Biz yeni bir sayfa, yeni bir kültür, yeni bir inşa süreci başlatmak istiyoruz. Meydanlara indiniz, dolaşıyorsunuz. En son Trabzon'daydınız. Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Önce şu soruyu sorayım. Sizin bu seçimde CHP olarak almayı planladığınız, hedeflediğiniz oy nedir? Şimdi CHP olarak birinci parti. Hedefimiz o zaten. Doğal olarak yani her partinin ulaşmak istediği hedefe biz de ulaşmak istiyor. Bunun için de çalışıyoruz, emek harcıyoruz. Ben, örgütler, diğerleri. Diğer partiler de birinci parti olmak için mücadele ediyorlar zaten. Evet. Cumhurbaşkanlığı da açık farklı almak istiyoruz. Yani kafanızda bir oy oranı %30'un üstüne çıkarız bu seçimde. Çünkü hep %25 birinci parti olarak adlandırılıyorsunuz. Evet, evet. Birinci parti olacağız inşallah. Bu da %30'un üzerinde demek zaten. Efendim? Bu da %30'un üzerinde demek zaten. Evet. Yakın zamanda bir kamuoyu araştırması yaptınız mı? Böyle kısa aralıklarla araştırmalar yaptırarak sahaya biz özel olsun. Olarak bir araştırma, yani belli konularda, spesifik konularda araştırma yaptırıyoruz. Spesifik konularda ama böyle geniş bir kamuoyu araştırması değil. Yani onu yapılıyor araştırmalar. Sizler nasıl gazeteci, televizyoncu olarak merak edip bakıyorsanız biz de bakıyoruz yani onlara. Peki efendim. Önemli olan alan yani. Trabzon'dan başlarsak sanırım geçen bir önceki seçimlerde %14-15 civarında CHP'nin oyu vardı. En son Ekrem Bey'le gittiniz. Orada büyük bir aslında bir çadır buluşması olacaktı ama mitinge dönüştü. Onu da anlatırsınız isterseniz. Ve ciddi bir kalabalık toplandı. Trabzon'dan milletvekili çıkaracak mısınız? Kaç tane çıkaracaksınız? Biraz böyle isterseniz bölge bölge gidelim, oradan doğuya kayalım. Çünkü Trabzon bildiğimiz üzere AK Parti'nin kalesi aslında. Ama Sayın İmamoğlu'nun memleketi olduğu için bunun orada bir ivme yarattığı söyleniyor. Evet. Şöyle, bunu nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Tabii Trabzon'da güzel bir atmosfer var, kabul edelim. Güzel bir atmosfer var. Millet şikayetçi, gidişten şikayetçi. Gelecekler nasıl düzeltecekler diye bir tabii bekliyorlar. Nasıl düzelteceksiniz bunu? Tabii onu anlatmaya çalıştım. Ben ilk bir ay içinde neleri yapacağımızı onlara anlattım. İfade ettim düşüncelerimi miting meydanında. Şimdi normalde biz bir çadırda yapacaktık bunu. Geniş büyük bir çadırda ama çadıra izin vermediler. Onun üzerine meydanda yaptık. Tabii pişman olmuşlardır. Keşke çadırda izin verseydik diye. O noktaya gelmişlerdir. AFAD bir de sabah erkenden bir de mesaj geçmiş bütün Trabzonlara, işte fırtına olacak, çadırlar bacalar yıkılacak, çatılar uçacak, gaz zehirlenmesi olacak falan diye, yani sokağa çıkmayın diye bir anlamda da AFAD niye bunu yapar bilmiyorum. Bu meteorolojinin görevi aslında. Niye AFAD bunu yaptı? Demek ki AFAD ağır ağır her alana girmeye ve her alanda söz sahibi olmaya başladı. AFAD'ın ne olduğunu da depremde gördük zaten. Çalışanlarına değil, çalışanlarına şükran borçluyuz. Yani orada kamu görevlileri, onlar elinden geleni yapıyorlar ama karar vericilerin ülke gerçeklerinde ne kadar koptuğunu o süreç içerisinde gördük. Trabzon umut oldu mu sizin için? Ondan sonra Trabzon'da meydanda yaptık. Tabii meydan düşündüğümüzden çok daha büyük bir kalabalık vardı. Tabii özellikle kadınların ve gençlerin varlığı benim için de son derece memnuniyet verici. Kadınlar hayatın zorluklarını en erken sezen ve bunu yeri geldiğinde de dillendirenlerdir. Dolayısıyla kadınların Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı böyle bir mitinge katılmaları, sorunlarını dile getirmeleri, bizim çözümlerle ilgili yaptığımız çalışmaları, söylemleri, alkışlamaları elbette güzel bir şey. Arada iyi bir diyalog kuruyoruz. Yani halkla iyi bir diyalog kuruyoruz. Önümüzdeki seçimlerde göreceksiniz. Trabzon'da da değişim başladı. Yani Kayseri'de de değişim başladı. Türkiye'nin her tarafında bir değişim var. Şunu kabul ediyorum. Yani hemen hemen herkes koşarak bize mi gelecek? Bizi dinliyor şimdi. Ya bunlar gerçekten bu söylediklerini yapabilirler mi diye bir sizin de az önce efendim işte Erdoğan diyordu ya
Bunlar iki maaş üzerinden işte emeklilik. Ona da istismar yapılıyor. Evet, ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Yani sorsanız da sormasanız da ona da geleceğim zaten. Dolayısıyla biz neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Halkımdan şunu istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir hesap uzmanı olduğunu ve devlete 27,5 yıl hizmet ettiğini, bütçenin nasıl harcandığını, israfın nasıl öğrendiğini bilmek istiyorlarsa bana bakacaklar. Benim evime bakacaklar, yaşamıma bakacaklar, mutfağıma bakacaklar, evlatlarıma bakacaklar. Ben sade bir insan gibi yaşayan birisiyim. Ben hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemem. Ben herkesin inancına, herkesin kimliğine saygı duyan birisiyim. Devletin devlet olması gerektiğini, devletin kucaklayıcı olması gerektiğini, devletin sosyal devlet olması gerektiğini, fakirin fukaranın yanında olan bir devletin olması gerektiğini düşünen birisiyim. Öyle dış güçler, iç güçler falan filan, artık bunların palavra oldu, bunların doğru olmadığı kanıtlandı. Nasıl kanıtlandı? Dış güçler. Allah aşkına bana söyler misin ya, Türk Telekom'u dış güçler mi dedi satın? Bankaları Türk şey mi dedi? Dış güçler mi dedi satın? Siz onları sattınız. Hepsini paraya dönüştürdünüz. O yıllarda büyük gelirler elde ettiniz. Ondan sonra para bitti. Satacak mal da bitti. Şimdi diyorlar ki ne yapacağız? Düzelteceğiz. Hiç kimse endişe etme. Türkiye onların düşündüğünden daha zengin bir ülke. Çok daha zengin bir ülke. Ekonomiye geleceğiz. Ben bir şey daha sorayım istersen sana. Sor. Çok üst üste oldu. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu bahsini aslında bilerek açtım. Çünkü siz orada iyi bir sinerji yakaladınız zaten, evet. Görülüyor. Başka yerlerde de miting yapacaksınız, yaptınız. Evet. Şimdi 3 Mart'ta herhalde bir kriz yaşandı. İyi Parti lideri Sayın Akşener Millet İttifakı'nın terk ettiğini söyledi. Aslında bayağı ağır da şeyler söyledi, evet. Diyebiliriz. Evet. Ama sonuçta ne oldu? Döndü dolaştı. 6 Mart'ta Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu'nun da denklemin içine, evet, dahil olduğu bir sistem kuruldu. Siz bugün mitinglerden mitinglere bakıp şöyle bir sonuç çıkarıyor musunuz acaba? Ya iyi olmuş, iyi ki bu iki ismi de bu denkleme almışız, biz daha güçlüyüz artık diyor musunuz? Acaba Meren Hanım'ın o hamlesi önce bir kriz, arkasından da çok daha büyük bir fayda sağladı mı, böyle bir her hamle var. Bir hayra vesile olabilir yani, ben buna hayra vesile oldu diyorsunuz. Yani, evet, yani sonuçta iki değerli arkadaşımız, evet. Yani Mansur Bey de, Ekrem Bey de, ben İstanbul'da söyledim ya, Osmanlı'nın başkentini yöneten, eski başkentini yöneten kişi Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel başkentini yöneten Mansur Yavaş, dolayısıyla ikisinin halk nezdinde ciddi bir kabulü var. İkisi çalışıyorlar. Bütün engellemelere rağmen güzel şeyler yapıyorlar. Hatta Trabzon'da söyledim. Dedim ki Trabzon'da bakan var, 4 milletvekili var. Yani 10 kişi var Trabzonlu kabinede çalışan bakan, evet, yardımcıları var. Ama Trabzon'a bir raylı sistemi yapamadılar. Ama Ekrem İmamoğlu başka bir Trabzonlu. Tek başına dünyada bir metropolde tek başına 10 metro inşaatını aynı anda başlatan ve yapan kişi diye söyledim. Demek ki Trabzonlu'dan Trabzonlu'ya da fark var. Yani böylesine yürekli, çalışkan bir Trabzonlu var. Dolayısıyla memnunsunuz bu denklemde onların olmasından. Seçmen memnuniyetini dile getiriyor mu? Sizin efendim? Yanınızda Sayın İmamoğlu'nu, Trabzon'da olduğu gibi başka bir noktada Sayın Yavaş'ı görmüş olmanın ya da o yol, evet, haritasında Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak bulunmalarından memnuniyetini seçmen size yansıtıyor elbette mu? Elbette. Seçmen de mutlu, gençler de mutlu. Onlarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Gittiğimiz illerde gençlerle de bir araya geliyoruz. İyiler. Onlar da son derece mutlular. Şimdi, evet, burada önemli olan Türkiye'nin sağlıklı bir zemini yakalayabilmesi için o inançtan ve o heyecandan yaralanan insanların toplumun önüne çıkması lazım. Ekrem Bey de, Mansur Bey de o inancı ve heyecanı besleyen iki arkadaşımız. Dolayısıyla onlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önemli bir görev üstlenecekler. Bakın, İstanbul'da Ekrem Bey'in yapmak istediği çok şey engelleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda bu engeller bitmiş olacak. Peki onlar bu denklemde olmaz. Aynı şey olmaz. Ankara için de geçerli. Aynı şey tabii, ikisi de iki büyük kentin belediye başkanı olduğu için diğer belediye başkanlarına da hiçbir ayrım yapmadan,
Hiçbir ayrım, onun altını çizeyim. Yani bu AK Partili belediye, biz buna engel çıkaralım. Yok öyle bir şey. Tam tersine bütün yerel yönetimlerin çalışmasını isteriz. Onlar bu denklem içerisinde olmasaydı, farz edelim başka bir tablo oldu 3 evet. Mart'ta, 6 Mart'ta. Ve onlar Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmadılar. Evet. Yine mitinglerde onlarla beraber gene olacak mıydı? Gene çalışacaklardı. Tabii elbette. Yani şimdi iki arkadaşımız Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu diye çalışıyor diye belediye başkanları çalışmayacak mı? Onlar da çalışıyorlar zaten. Yani onlar da yaşanan sıkıntıları biliyorlar. Onların da eli kolu bağlanıyor. Yazdıkları ya izin istiyorlar. Yatırım yapacağız diye. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı metro inşaatı yapacak. Para da bulmuş, izin vermiyorlar inşaat yapmaya. Yani metro inşaatı yapacak. Mersin'e güzel hizmetler verecek. Engel oluyorlar. Biz bu engellerin tümünü bitireceğiz. Evet, şimdi artık adaylar netleşti. 4 Cumhurbaşkanı adaylı bir seçim süreci var. Ve bu geçen 2 haftada özellikle Muharrem İnce çok konuşuldu. Evet. Çekilir mi, çekilmez mi, size destek verir mi? Sizin ziyaretiniz sonrasında bir değişim olmadı. Evet. Birinci turda seçimin sonucunu Sayın Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin adaylıklarıyla birlikte oluşan bu tabloda Muharrem İnce'nin adaylığını özellikle Millet İttifakı aleyhine, sizin adaylığınız aleyhine bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Bu çok dillendiriliyor, sizin bakışınız nedir? Dillendiriliyor, yazılıyor, çiziliyor ama yani ben birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Çünkü sonuçta sağduyu galip gelecek. Ya ülke bu haldeyken, Allah aşkına ülke bu haldeyken, gençler iş bulamazken, işsizlik diz boyuyken, pazarlar neredeyse ateş pahası iken, yani soğanın tanesi 7,5-10 lirayı bulmuşken, efendim insanlar evine yiyecek götüremezken, şimdi ne lüksümüz var? Yani bir an önce bunun bitmesi ve Türkiye'nin hamleye hazır bir iktidara teslim edilmesi lazım. Yani seçmenin stratejik oy kullanacağını mı düşünüyorsunuz son düzlüğe gelindiğinde? Evet, son düzlüğe girdiğimizde seçmenin sağduyusuna güveniyorum. O sağduyu içinde hareket edecektir. Sayın İnce dedi ki bana son artık adaylar netleşmeden bir gün önce gelindi ve bir teklif yapılmadı. Bu cümle bir teklif yapılsa belki de farklı bir tablo olabilirdi gibi de değerlendirildi. Buna bir yanıtınız var mı? Şimdi, bir teklif yaptınız mı daha doğrusu ona? Orada değil ama teklif yapıldı. Ne? Yok, açabilir miyiz? Ben ayrıntıya girmek istemem. Teklif yani 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi? Öncesi. Öncesi, affedersin ya. Öncesi de sonrası da dahil olmak üzere. Yani işin özeti tabii teklif yapıldı. Bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Evet yani böyle. Ama siz o gün buluşmaya gittiğinizde tekrar yeni bir teklif yapmadınız. O gün bir teklif yoktu. Yok. Sonrasında mı? O gün çünkü yani heyetler karşılıklı yan yanaydı. O gün bir teklif olmadı. Milletvekili listelerinden aday gösterilmesi yani konuşulduğu için soruyorum ona size. Ona ayrıntıya girmeyeceğim diyorsun. Ayrıntıya girmeyeceğim hatta, ama yani. Hatta bakanlık teklifi dahi Ankara kulislerinde o konuşuldu. O ayrıntılara girmeyeceğim. O ayrıntıya girmek doğru değil ama yani teklif yapmadım. Yani biz üzerimize düşeni yaptık mı diyorsunuz özetle? Bana göre biz yaptık. Ama karşı taraftan beklediğiniz hamleyi... Yani karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre biz yaptık. Çünkü karşı taraf belki kendisini haklı görüyordur. Yani benim karşı tarafı suçlama gibi bir hakkım yok yani. Böyle bir hakkım yok çünkü. Herkesin iradesine benim saygı duymam gerekir. Peki efendim, yani bu çok konuşulduğu için sormak isterim. Muharrem Bey'in, Muharrem İnce'nin daha çok AK Partililer tarafından desteklendiği ya da iktidar tarafından desteklendiği yolunda bazı tezviratlar var. Yani böyle bir durum sizce var mı? Çünkü mesela bir kısım insanlar Truva atı olarak değerlendiriyorlar. Ben Muharrem Bey'e böyle bir haksızlık yapmak istemem. Yani çünkü sonuçta biz beraber çalıştık. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızı, grup başkan vekilliğimizi yaptı. Dolayısıyla ben hani böyle haksız bir eleştiri yapmak istemem. Doğru. Öyle de düşünmüyorsunuz zaten. Düşünmüyorum. Peki şimdi siz böyle deyince 6 parti bir araya geldiniz. Çok daha uzak fikirleri olan, geçmişte karşı karşıya siyasette yarışmış siyasetçiler olarak bir araya geldiniz. Ancak yakın geçmişte sizin Cumhurbaşkanlığı adayınız olan birlikte omuz omuza çalıştığınız kişiyle gelemediniz. Bu sizi üzdü mü, üzüyor mu? Sayın İnce'nin size yönelik eleştirileri. Ya eleştiri de olabilir. Millet İttifakı'nın yönelik tabii. Eleştirileri. Ya doğrusunu istersen üzdü tabii ama yani sonuçta ben Muharrem Bey'in düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. Yani niçin böyle düşünüyorsun diye benim özel olarak
suçlamam veya genel olarak suçlamam asla doğru değil. Asla. Kendisi zaten kapı kapandı artık, ben adayım dedi. Bundan dedi, sonra yeni bir gelişme olabilir mi? Yoksa artık 4 adayla gittik zaten. Ya, ne olacaksa yani olacak mı diyorsunuz? Büyük bir ihtimalle 4 adayla gidilecek. Yani bu saatten sonra neyi değiştireceksiniz yani? Tabii. Şimdi bu... Bilmiyorum yani. Birinci tur, ikinci tur... Birinci turda bu iş biter efendim. Bu toplumun sağduyusuna güvenin. Birinci turda bu iş biter. Bu fiyatlarla, bu felaketlerle nereye gideceğiz Allah aşkına ya? Nereye gideceğiz? Bu işsizlikle nereye gideceğiz biz? Nereye gideceğiz yani? Türkiye'nin bu cehennemden çıkması lazım. Türkiye bir cehennem çukurunda şu anda. Bakmayın siz saraya. Oradakilerin keyfi yerinde. Ya siz bir gidin bakalım. Pazarda alışveriş yapan insanları bir görün bakalım. Nedir bu fiyatlar diye. Yani emekliye zam yapıyor. Gelen fiyatlara gelen zam çok daha yüksek. Kime gidiyor paralar? Kur korumalı mevduata gidiyor değil mi? Kur korumalı mevduat kimin parası? Bir avuç insanın parası. Milyar dolarlar var. Dünyanın faizini ödüyorsunuz. Bunlar bir de sözde faize karşı. Ya sen faizcilere hizmet ediyorsun sen. Bilmiyor muyuz biz bunu? Biliyoruz. Emekliye gelince bir şey yok. İşçiye gelince bir şey yok. Kadro vereceğiz eder. Kadrolar verilmedi. Polisle jandarma arasında ayrımcılık yapıyorlar. Ya ikisi de güvenlik görevlisi. Jandarmaya verdiğin hakkı niye polise vermiyorsun? Hangi gerekçeyle vermiyorsun? 24 saate polis de 24 saat çalışıyor. Emekse polis de emek harcıyor. Onun standardı ayrı, öbürünün standardı ayrı. Çifte standart var. Ne söylüyorsam hepsinde haklıyım. Ne söylüyorsam. Zaten cesaret edip oturup konuşmuyorlar. Yüz yüze gelip konuşmuyoruz. Ne söylüyorsam haklıyım. Az önce söyledim. 27,5 yılını devlette harcayan, verilmeyecek hiçbir hesabı olmayan bir kişiyim. Araştırdılar bütün sülalemizi. Ne buldular? Bulamazlar. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmez. Bu kadar açık, bu kadar. Ekonomiyle ilgili vaatlerimizi bir hesabı, yani hesabını yaptık da vaat ediyoruz mu diyorsunuz özetle? Elbette. Yani hesap uzmanı vurgusu yaptığınız için tabii, diyorum. Her şeyi kuruşu kuruşuna hesaplıyoruz ve yapıyoruz. Ta en başta şimdi Erdoğan ne diyor? Efendim emeklileri emekli maaşı üzerinden istismar ediyormuş. Bunu ne zaman söyledi bir de? 2015'te ben emekliye iki maaş ikramiye verilsin dediğim zaman siz istismar ediyorsunuz dediler. Sonra ne oldu? Emekliye iki maaş ikramiye verdi mi? Verdi. Ne kadar verdi? Uzun süre artırmadı. Uzun süre. En son 100 lira artırdı. Şimdi biraz daha artırdı. Ben ilk ne söyledim? Emekliye asgari ücret kadar bayramda, Ramazan, Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi verilecek. Ne zaman? 2015. Hangi yıldayız? 2023. Yine aynı şeyi söylüyorum. İki maaş ikramiye ne kadar? Asgari ücret kadar. Aynı şeyi söylüyorum. Hesabını, kitabını kuruşu kuruşuna yaptım. Biraz artırdılar. Şimdi ben söyledim. Kasım ayında göreceksiniz Cumhurbaşkanı olarak geldiğimde bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira para yatacak. Şimdi yatmayan asgari ücret farkı ve o dönemin asgari Kasım ücretini derken, yatıracağız. Kurban Bayramı'nda demek istiyorsun. Kurban Bayramı'nda. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda. Görecek. Bütün emekliler görecek. Para yokmuş. Beşli çetelere gelince paralar var. Kur korumalı mevduata gelince paralar var. Malı götürenlere paralar var. Saraylara, dört yerden, beş yerden maaş alanlara para var. Emekliye gelince istismar ediyorsunuz. Emekli istismar eden sensin. Emeklinin hakkını vereceksin. Bakın, emekli şu demektir. Emekli bu ülkenin kalkınması için emek harcayan kişi demektir. O bütün hayatını çalıştı, didindi. Bazen fabrikada, bazen devlet memuru, bazen özel sektörde. Her bir yerde çalıştı. Alın teri döktü. Primini ödedi. Yüksek prim ödedi. Sonra geldi emekli oldu. Eskiden emeklinin aldığı aylık asgari ücretin üstündeydi. Bir daha söyleyeyim. Bunlar iktidar olmadan önce emeklinin aldığı aylık asgari ücretten fazlaydı. Şimdi bırakın asgari ücreti. Ya açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırının altında. Emekliyi bu hale getirdiler. Hakkı ben savunuyorum. O şikayet ediyor. Buna inanmayın diye. Hayır efendim, sana inanmasınlar. Ben o aylıkları tamamını Kurban Bayramı'nda her bir emeklinin aylığına... 15 Mayıs'tan sonra evet, ne söz verdiysem yapacağım diyorsunuz. Yapacağım, 15 bin lira yatıracağım. Görecekler. Bay Kemal sözünden dönmez. Peki. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi önceki gün Trabzon'da, önceki gün değil mi? Dün önceki gün, evet. Evet. Trabzon'da konuştunuz. Adalet meselesine tekrar döneceğim. Biraz geçmişe dönüp
bugüne evet. böyle gidiş gelişlerle soralım istiyorum. Adaylığıma engel olmak istediler dediniz. Ama kimseye kin tutmam, öfkeyle bakmam, bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim dediniz. Adaylığıma engel olmak istediler derken kastınız kimdi, kimi kastettiniz orada? Çünkü bildiğim kadarıyla Cumhur İttifakı sizin aday olmanızı istiyordu, istedi. Yani kastettiğiniz evet. Kesim herhalde Cumhur İttifakı değil. Değil. Kimdi bunlar? Çünkü ben... hep şunu da şöyle suçlamalarda da bulundunuz. Muhalefet gibi görünen aslında muhalif olmayan isimler var. Bunlar mıydı kastettikleriniz? Beşli çeteler benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı asla istemediler. Evet. 418 milyar doları götürenler benim Cumhurbaşkanı adayım olmamı asla istemediler. Kul hakkı yiyenler asla istemediler. Yolsuzluk yapanlar asla istemediler. Kirlenen insanlar benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı istemediler. Ben pek çok çevrenin bunlar tarafından parayla beslendiğini gayet iyi biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Engel olmak içerisinde o hani muhalif gibi görünen kesim, hep eleştirdiğiniz kesim de var. Arkasında bunlar var. Bunların para gücü var. Bunların imkanları var. Bunlar herkesi satın alacaklarını düşünüyorlar ve büyük paralar döküyorlar. Ama Allah şahittir. Ne onların paralarına, ne bir sentine, ne bir kuruşuna asla ihtiyacım yok. Asla ihtiyacım yok. Nasıl yaşadıysam gene yaşayacağım. Sarayda değil, Çankaya'da yaşayacağım. Sade bir hayat süreceğim. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi hayal ediyorum ben. Benim hayalim bu, özlemim bu. Hı hı. Kalkınan, büyüyen bir Türkiye. Sadece kendi bölgesinde değil, Akdeniz Havzası'nın en güçlü ülkesi olacak bir Türkiye. Bunu yaratacağız. Hiç bir endişem yok. Bunların tamamı olacak. Zengin bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, sözü dinlenen bir Türkiye, teknolojiye imza atan bir Türkiye. Bunu yapacağız. Para var dedim. O 418 milyarın da nerelere gittiğini de ben çok iyi biliyorum. Türkiye'den kaçırılan paraların nerelere gittiğini, yurt dışındaki avukatlar, yurt dışındaki hukukçularla görüştüm ben. Kimin parası hangi bankada? Kuruşu kuruşuna biliyorum. Kuruşu kuruşuna. Belediye başkanlığı yapmış insanlar dahil. Onu da, o ayrıntıyı da veriyorum. Belediye başkanlığı yapmış insanlar yapanlar dahil. Ve yapmış olanlar da dahil. Kimin parası yurt dışında, hangi bankada, hepsini biliyoruz. Onların tamamını getireceğiz. Efendim. Şimdi ama diyorsunuz ki kimseye kin tutmam, öfkeyle bakmam. Yani kastettiğiniz kesin bu değil o zaman. Hayır. Şimdi kin tutmak şöyle. Bu iş yapılırken intikam duygusuyla değil. Hukuk içinde. Adalet duygusuyla. Aynen. Şimdi ben bütün bunları belgeleyeceğim. Yargıya teslim edeceğim. Yargı bunlara bakacak. Evet, yolsuzluk varsa bu paraları yurt dışından isteyecek. Hep beraber. Biz de gideceğiz. Yani bir yargı süreci işleteceksiniz bu tespitleriniz elbette. Üzerinden. Yani şimdi ben eğer, daha doğrusu biz kinle, öfkeyle hareket edersek bunlardan bir farkımız kalmaz. Adalet diyorsanız herkes için adalet. Ama adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır. Ama sizden... Sevgili Peygamberimiz, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o bizim kitabımızda yok. Sizden... Haksızlık varsa üstüne yürüyeceksiniz. Yani çok affedersin Gülşat, senin soruna verdiği yanıt Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani bu 418 milyar dolarla ilgili bu süreçten etkilenecek kişiler mi bana karşı? Aynen, tabii. Benim aleyhimde bir kampanya yaptılar. Ya, peki nasıl bir yol izlediler adaylığınızı engellemek için? Ya ben onları çok iyi biliyorum. Yani ben onların nerelerde neler yaptıklarını gayet iyi biliyorum. Neler yaptıklarını, kimleri satın aldıklarını gayet iyi biliyorum. Bunları açıklayacak mısınız? Yok, hayır. Yeri zamanı gelince. Yani yeri zamanı gelince. Seçimden sonra mı? Yok, yani yeri zamanı gelir onları açıklarız. Bir dönem anketler üzerinden de bir manipülasyon yapıldığını söylemiştiniz bu çerçevede. Hepsi bizim yayınımızda söylemiştiniz. Efendim zaten. Neler yapılmadı ki? Yani yazılar yazıldı, haberler yapıldı, haksız eleştiriler yapıldı, yalan haberler yapıldı. Bunların hepsini ben biliyorum zaten. Yani kimlerin nasıl, nereden beslendiğini gayet iyi biliyorum. Yani bu devlet hepsini biliyor aslında. Bu devlette 27,5 yıl çalışan birisi olarak ben devletle bağımı koparmadım. Devletin içinde saygın insanlar, düzgün insanlar, ahlaklı insanlar, devletini seven insanlar binlerce var. Bunlar bütün bu olayları benim dışımda onlar da biliyorlar zaten. Onlar bildikleri için onlar da üzülüyorlar zaten. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
nasıl olur da bu hale düştüğünü onlar da şaşırıyorlar zaten. Türkiye'nin toparlanması gerektiğini onlar da biliyorlar. Böyle gidemez, böyle yürüyemez. Onlar da biliyorlar zaten bunun. Beş kuruşa muhtaç, param yok diyor. Daha sonra para, Kılıçdaroğlu gidecek para toplayacak IMF'den. Hı. Ne IMF'den para toplayacağım? Türkiye zengin ülke. 418 milyar doları ben IMF'de mi alacağım? Sen İngiltere'ye malları götüreceksin. Sen gideceksin Manhattan'da 35 katlı gökdelenler yapacaksın. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın alacaksın. Buradan evladın gönderecek milyon dolarları Amerika'ya. Amerika'daki vakıfta gene senin evladın olacak. O da milyon dolarları alacak. Bay Kemal de bunu seyredecek. Bu olur mu ya? Peki tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim savunacak? Ben savunacağım. Öyle milyon dolarları alıp götürdüm. Bir daha geri getiremem. Hayır efendim. Dünyanın hiçbir mahkemesi, uluslararası ifade ediyorum, hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına izin vermez. Bu konudaki kararları da çıkardım. Verilen uluslararası kararları da çıkardım. Peki nasıl belgeleyeceksiniz? Belgeler sunacak mı? Yani yargı süreci... Var tabii. Hepsinin belgesi var. Hiç endişe etme. Yani bu yolsuzluk iddialarını destekleyecek belgeleriniz de... Efendim dünya kadar belge var ama yani şimdi bu saatte yolsuzlukları tartışmanın çok şeyi yok. Hı. Ama hepsinin belgesi var. Hepsinin ama. Hepsinin. Devlette liyakati öldürürseniz, sadakati öngörürseniz o zaman süreç başka bir yere evrilmiş olur. O zaman yolsuzluğa zemin hazırlanmış olur ve devletin kolonları kesilir belli bir aşamadan sonra. Şimdi kesildi. Adalet var mı? Gidin sorun. Kime sorarsın? Adalet yok der. Adalet kolonu devletin direğidir zaten. Orta direğidir yani bakıldığı zaman. Devletin dini adaletse adaleti yeniden inşa etmemiz lazım. Siz adaleti sağlamazsanız olmaz. Medyanın özgürlüğü, medya özgür mü? Hayır, medya özgür değil. Yani biraz fazla eleştirin hemen kapatılır. Rütük zaten sansür görevini yeteri kadar yapıyor. İletişim Başkanlığı bırakmış işi görevi. İletişim Başkanlığı işte orada trollerle falan Göbels'in yaptığı işleri yapıyorlar. İftiralar, karalamalar, şunlar bunlar, troller. Harcanan paraya üzülüyorum. Emekliye para vermiyorsun, para yok diye. Alıyorsun milyonları, milyarları, dolarları bu işlere harcıyorsun. Ya insanda biraz vicdan olur ya. Vallahi billahi insanda biraz vicdan olur ya. Sadece adaylığınızı istemeyenler değil, aslında aday olduğunuzda kazanamayacağınızı düşünenlerin sayısı da çok fazlaydı. Evet. Mesela ben biliyorum bir senedir, bir buçuk senedir programlarda bu süreç başladığı andan itibaren konuşuyoruz. Yani şöyle bir kabaca düşünüyorum, birkaç kişi dışında ya Kemal Bey aday olur ve kazanır da mesela aklıma kıymetli hukukçu Rezan Epezdemir geliyor. Başka isimler de olabilir. CHP'li isimler dışında çok fazla isim yoktu. Ama siz yani ben şöyle dışarıdan bakıyorum ilmek ilmek ördünüz ve aday olamayacak, aday olmaz denilen pozisyondan kazanabilecek aday konumuna geldiniz. Evet. Nasıl yaptınız bunu? Şöyle akılla mantıkla. Ya buna inandığınızı biliyorum tamam. Evet. Ama yani bir de insanları inandırmak var. Tabii şöyle inanıyor. Bir, yaşayışınızı kamuoyuna açtınız. Ben böyle yaşıyorum dediniz. İki, geçmişinizi açtınız kamuoya. Benim geçmişim budur dediniz. Üç, samimiyetinizi açtınız. Ben samimi bir insanım. Dört, devlet deneyimi var. Eğer devlet adamı arıyorsanız buyurun devlet adamı kimliğim var benim. Hı-hı. Beş, dışarıyla ilişkiler, dış politika, iç politika, efendim Suriyeliler, Afganlar, bunlarla ilgili düşüncelerimi, projelerimi gayet açık, gayet net anlattım kamuoyuna. Yapılan haksızlıkları anlattım. Bütün bunların hepsi, bunlar ilmek ilmek tabii halkın hafızasında yer aldı. Yer aldı ve bu samimiyet bir şekilde bütün bunlar, avantaja dönüştü sizin tabii için. Bütün bunların hepsini samimiyet ve öyle büyük laflar değil, hayali laflar değil, ayağı yere basan her şey. Bir şey söylüyorsam... Çok da sükunetle yürüttünüz bu işi. Tabii, yani böyle. Bir rakam telaffuz ediyorsam... Dün sakin bir sloganını kullandınız değil mi Ekrem İmamoğlu ile birlikte? Evet. Kampanyanızda da kullanılacak mı bu ifade? Efendim? Sakin güç ifadesi kampanyanızda da kullanılacak mı? Sakin bir insanım. Tabii. Dün de Trabzon'da kullanılmış. Bu süreçten sonra sizin için poker face diyorlar öyle mi yani? Ya, gerçekten şu noktada öyle düşünüyorlar. Bu büyük gayret çünkü poker diyorlar ki ya, nasıl bilmiyorum. Bu kadar sakin? Şöyle ifade edeyim. Sakin bir insanım. Herkesi sağduyuyla dinlerim. Yani... Hemen her şeye itiraz etmem. Bürokraside bize şöyle bir terbiye öğretildi. Birisi bir şey söylüyorsa, aksine beğenmediğiniz bir şeyi hemen yanıtlamayın. Onu bir dinleyin, bir düşünün.
hafızanızda ölçün, biçin, tartın, ondan sonra cevap kararlarınız verin. Kararlarınız ama kolay değişiyor mu? Tabii, dinliyorsunuz ama fikriniz kolay değişiyor mu? Efendim? Fikrinizi kolay değiştiriyor musunuz? Dinliyorsunuz ama yoksa fikriniz... Şöyle, mantıklı bir eleştiri geliyorsa ona elbette bakıyorum. Bir yerde hata yapmışsak, evet burada hata yaptık diyoruz. Yani öyle komplo kurdular falan filan değil. Hatamız varsa, evet burada bir hatamız oldu, bir eksiğimiz oldu. Ben şuna da inanıyorum. Hata insana özgü bir kavramdır. Hatasız kul olmaz diye şarkı bile vardı. Orhan Gecebay'ın, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Hatamla çünkü insanlar akıllarıyla, bizim dışımızdaki canlılar içgüdüleriyle hareket eder. Biz yanlış yaptığımız zaman hata yapmış oluruz. Şimdi aslında orası yeri değildi ama siz böyle bir örnek verince seccade konusuna uygun bir yer geldi. Yani bu seccade üzerindeki fotoğrafınız üzerinden, evet, aslında evet, gündemde kıyamet koptu. Çok sert eleştiriler de geldi. Siz de üzgün olduğunuzu dile getirdiniz. Evet. Ne yaşandı orada o gün? Böyle... Ya, bu o kadar çok anlatıldı ki, o kadar çok çizildi ki. Ne yaşandı? Yani aslında şöyle, anlattınız da. Yani İsmail Müftüoğlu Bey, eski Adalet Bakanı. Bir platformun da yöneticisi, aynı zamanda İstanbul platformu, bir iftar yemeği verdi. Orada akademik dünyadan insanlar vardı, ilahiyatçılar vardı, milletvekilleri vardı. Güzel bir iftar yaptık, dualar okundu vesaire. Arkasından da konuşmalar yapıldı. Sonra lokantanın iç bölümüne geçildi. Daha önce de oradaydık zaten. Bir iç bölümüne geçildi. Orada fotoğraflar çekildi vesaire. Tabii biz yerde bir seccade olduğunu fark etmedim. İsmail Bey de fark etmedi yani. O da olsa, çünkü o da uyarırdı. Kendisi eski Adalet Bakanı, Milli Selamet Partisi'nden. O da fark, yani kimse fark etmedi yani. Ha, ondan sonra dendi ki işte, ya tamam dedim, doğru yani, bir yanlışımız var burada. Fark edilmesi lazımdı. Yani fark edemedik. Bir de şu, biz politikacılar yere çok az bakarız. Hep karşıya bakarız. Hı hı. Öndeki koruma bizi uyarır. Burada işte efendim kaldırım var, burada çukur var, burada şu var diye bizi uyarır. Yani düşmemeye veya bir yere takılmamaya bizi uyarır. Şimdi biz dolayısıyla gelen kişilerle fotoğraf çektik. Tamam, yani eleştiri gelebilir mi? Gelebilir yani. Ben şimdi kalkıp da bir suçlama yapmak istemem. Kimseye de yapmıyorum zaten. Dedim şimdi zaten. Ben de onu soracağım. Ben samimi bir Müslümanım ve samimi Müslümanlara sığınıyorum dedim. Yani bir şeyim yok benim sizin burada. Sizin açıklamalarınızı herkes takdirle karşıladı. Evet. Açık söylemek gerekirse. Yani ne söylenmesi gerekiyorsa onu söylediniz zaten, ama bir yandan da size bu konuda tuzak kurulduğunu söyleyenler oldu. Sizin böyle bir inancınız var mı? Ya onu bilmiyorum ama ben gerçeklerden yola çıkarım. Tuzak denen oldu, komplo denen oldu, her şey oldu. Ama sonuçta bir gerçek var yani. Şimdi o gerçeği benim kalkıp da bir başka gerekçeye sığdırmam, bir yanlış yapılmış, bana yakışmaz efendim. Evet, evet. Dedim ben. Ben samimi bir Müslümanım. Yani herkesin inancına, kimliğine saygı duyan bir insanım. Dolayısıyla benim kalkıp da onu gerekçelendirip başka bir şeylerle örtmeye çalışmam doğru değil. O zaman benim samimi olmadığım gibi bir yargı kanaat oluşur ki o kanaat da haklı olur. Dolayısıyla ben samimi bir insanım, samimi bir Müslümanım. Dedim evet, bunu samimi Müslümanlara sığınıyorum dedim. Evet, yani burada bir eksiğimiz var, doğru, bir hatamız var, evet bir yanlışımız var, evet doğru yani. Artık daha dikkatli olurum diyor musunuz peki? Efendim? Daha dikkatli olurum diyor musunuz artık? Çünkü önünüze böyle şeyler çıkacak seçim sürecinde. Çıkabilir tabii. Yani açıkçası bunların siyasi olarak kullanılması da normal. Yani... Cumhurbaşkanı Erdoğan şükür namazını 15 Mayıs'ta bu seccadede kılacağız dedi mitinginde. Efendim şimdi tabii o tartışmalara girmek istemiyorum yani. İnternette bir sürü fotoğraflar, ayakkabıyla girmeler, bilmem işte düğünler, bilmem neler. Yani bu tamamen acaba biz Kılıçdaroğlu'nun yükselişini nasıl indirebiliriz? Bunun için yapılıyor. Yani bu istismar aslında ama yapılıyor yani. Bunu kalkıp da özel bir şekliyle alıp bir yere koymak veya alıp da bunu istismar etmek doğru değil yani. Hı hı. Söyledim ya, söylenmesi gerekeni söyledim ya. Ne yapacaklar? Yani kalkıp beni öldürecekler mi? Beni vuracaklar mı? Yok yani. Kaldı ki ben açıklama yaptım, defalarca yaptım. Saadet Partisi'nin iftar yemeğinde de yine bir açıklama yaptım, konuşma yaptım. Güzel de alkış aldı. Çünkü samimi Müslümanlar neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar zaten. Artı İsmail Müftüoğlu Bey o gün açıklama yaptı. Bugün de galiba bir açıklama yapmış, evet. Sayın İsmail Müftüoğlu. Yani evet, inancı istismar etmek doğru değildir.
inanç üzerinden politika yapmak doğru değildir. Kimlik üzerinden politika yapmak doğru değildir. Kimin Allah'a yakın olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Kimin inançlı olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Peygamber'e verilmeyen bir yetkiyi bunlar kullanıyorlar. Yok öyle bir şey. Herkesin inancı Allah'la kur arasındaki ilişkidir. Terazi Yüce Yaradan'dadır. Başka kimse de değildir. Biz sadece manevi dünyamızı zenginleştirmek için Allah'a dua ederiz. Kötülüklerden bizi esirgemesini isteriz. Güzel şeyler isteriz. Güzel dileklerde bulunuruz. Dolayısıyla inancı siyasete malzeme etmek doğru değil. Ben bunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yeni Kapı'daki mitingde de söyledim. Siyaseti camiye sokmayın. Yani kim din üzerinden siyaset yapmayın. Yargıya siyaseti sokmayın, adalet üzerinde yapmayın. Askeriye siyaseti sokmayın. Yani bu üç yere siyaseti sokmayın. Üç yere siyaset girdiği zaman devletin kolonları tahrip edilmiş olur. Ve insanlar gerçek düşüncelerini değil, birbirlerini inanç üzerinden, kimlik üzerinden yargılamaya başlarlar. Allah aşkına hangimiz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahip? Hiçbirimiz değiliz. O zaman niye bizim anne babamızın kimliği üzerinden bizler eleştiriliyoruz veya ötekileştiriliyoruz? Bu büyük bir haksızlık yani. Büyük bir haksızlık yani. Sadece bana değil yani. Yaradan'a karşı da haksızlık ya. İnsanın yarattığı, Allah'ın yarattığı bir canlı var önümüze. Kimliğinden ötürü onu suçluyorsunuz. İnancından ötürü suçluyorsunuz. Ya niye suçluyorsunuz kardeşim ya? Biraz böyle hata varsa üstünü örtün der sevgili peygamberimiz. Ya bunlar gerçekten Müslüman mı? Samimi Müslüman bunu yapmaz. Hata varsa hepimizin hataları var. Ben demedim ki ben hata yapmadım diye. Öyle bir şey söylemedim. Bunun siyasi olarak kullanılması ya, yanlış. Efendim bu siyasete malzeme olması. Yani siyasete malzeme olduktan sonra iş yarından çıkıyor. Başka bir yere sürüklenmiş oluyor yani. Uzunca bir süredir bir helalleşme çalışmanız var. Çabanız var. Hem partide hem kişisel olarak bunu sürdürüyorsunuz. Özellikle muhafazakar kesimle bunu yapmaya, yürütmeye çalıştınız. Keşke aynı tepkiler kul hakkı yiyenlere de yapılsaydı. Haram yiyenlere de yapılsaydı. Size gösterilen tepkiyi mi bahsediyorsunuz? Yani ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi için de yapılsaydı. Kim bu siyasetçi diye sorsalardı. Keşke yapsalardı bunu. Bu ülkede çocuklar aç öldü. Keşke onun için mücadele etselerdi. Bu yanlıştır deselerdi. Bu çocuk niye açlıktan öldü diye sorsalardı. Helalleşme çabanızdan... En büyük günahın kul hakkı yemek olduğunu da ben biliyorum. Herkes biliyor. Bu helalleşme çabasında özellikle de muhafazakar kesimli helalleşme çalışmanızda, çabanızda istediğiniz noktaya geldiniz mi? Genel seçimlere dönersek... vekil listelerinizde çok daha fazla muhafazakar dünyaya yakın isimlerin olabileceği söyleniyor. Böyle bir çalışmanız var mı? Şimdi ben inançlı insanların... Ya da ben ayırmıyorum böyle mi diyorsunuz? Yani evet yani ayırmıyorum. Yani helalleşme evet bir devletin gücünü kullanan yani güç kullanan kişinin yaptığı haksızlığı gidermesi lazım. Bakın helalleşmeden birisi de şu... Sayın Erdoğan gitti dedi ki galiba Adıyaman'daydı depremzedelere size ev yapacağız gelin helalleşelim. Hayır efendim o helalleşme değil. Helalleşme olması gün için helalleşelim demişti efendim? Herhalde. İlk 2-3 gün için helalleşelim demişti evet. Herhalde değil mi? O helalleşme değil efendim. Evet. Helalleşme olması için şunun olması lazım. Bir, kardeşim ben bu daireyi bu dükkanı alırken 42 kişi 23 ayrı belgeye imza attı. 42 kişi 23 ayrı belgeye imza attı. Bu bina, bu dükkan, bu ev efendim depreme dayanıklıdır. Her şeyi yapılmıştır. Tesi yapılmıştır. Zemin etütleri yapılmıştır. Efendim statik hesapları yapılmıştır. Hepsi imzaladılar. Vatandaş olarak ben gidiyorum. Diyor ki devlet, evet her şey tamam sen satın alabilirsin. Ben vatandaş olarak gidiyorum sadece... Tapuda bir imza atıyorum ve alıyorum. Niçin? Devlet demiş ki bu bina sağlamdır. Hı hı. Binanın sağlam olmadığı çıktı mı ortaya? Çıktı. Yakınları öldü mü? Öldü. Evladı öldü mü? Öldü. Eşi öldü mü? Öldü. Şimdi siz buna diyorsun ki sana bir ev vereceğim. 20 yıl borçlandıracağım. Sen bu parayı bana ödeyeceksin. Gel seninle helalleşeceğim. Hayır efendim. Helalleşme şöyle olur.
Devletin burada kabahati kusuru vardır. İdarenin kabahati kusuru vardır. Bunlar zamanda yapılmadı. Düzenlenen belgelerin tamamı doğru değildi. Kabahat vatandaşta değil. Çünkü vatandaş o belgelere güvenerek gitti. Evini, dairesini, dükkanını satın aldı. Dolayısıyla burası yıkıldı. Yakınlarında öldü. Sana yeniden sosyal devlet olarak aynı evi yapacağım. Depreme dayanıklı yapacağım. Dolayısıyla ölenleri geri getiremiyorum. Ama senden bir kuruş dahi almayacağım. Gel o zaman helalleşelim. Benim helalleşme anlayışım budur. Hı hı. Bu felsefe nereden kaynaklanıyor? Bizim anayasadan da kaynaklanıyor. Anayasa öyle diyor. İdarenin kusurundan olan hataları, doğan zararları idare öder İdare diyor. Eder. Bu kadar açık. Ben sadece daire değil, bakın o dairenin içinde yok olan buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk ne varsa tamamını devlet tazmin etmek zorundadır. Hmm. Dava açılıyor zaten. Açılacak bu davalarda. Şimdi siz bunların hepsini, adamın canı yanmış, evi yıkılmış, dükkanı yıkılmış, ahırı yıkılmış. Diyorsun ben sana bunların yenisini yapacağım. 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle alacağım. Ya torununu bile borçlandırıyor. Ya bu mudur devlet ya? Özrü kabahatinden büyük derler ya. Vallahi aynı şey. Özrü kabahatinden büyük. Bir de helalleşelim diyor. Ben bütün o depremzedelerle helalleşeceğim. Bu dediğim mantıkla. Hiçbirisinden bir kuruş almadan evlerini, dükkanlarını, ahırlarını yapacağım. Sosyal devlet olarak görevimi yapacağım diyeceğim. Ve diyeceğim ki ölenleri geri getirmeye benim yetkim yok. Şimdi gelin helalleşelim. O peki zaman yıl olarak bir vade verebilir, araya gideceğiz tabii, değil tabii. Yok, araya gitmeyeceğiz. Helalleşim. Sen sor, ondan sonra ben soracağım. Evet. Bu konutlara ilişkin, deprem bölgesine ilişkin siz peki bir vade veriyor musunuz? Bir yıl, 2 yıl gibi bir dönem. İktidar diyor ki bugün 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Samsat'a gitti mi acaba iktidar? Adıyaman Samsat'a gitti mi? 7 yıl önce deprem oldu Samsat'ta. 7 yıl önce. Orada da dediler 1 yıl sonra teslim edeceğiz diye. 7 yıldır konteynerde kalan var. 7 yıldır. 7 yıl. Bir daha ifade edeyim. Duyuyor mu, dinliyorlar mı bilmiyorum. Yetkililer dinliyor mu? 7 yıldır Adıyaman Samsat'ta hala konteynerde kalan, evleri yapılmayan aileler var. Niye yapmadınız? 7 yıl geçti. Şimdi tamamını 1 yılda mı yapacağız diyorlar. Tamamı yapılır. Tamamını biz yapacağız. 300 bin konut. Tabii. 300 bin konut, evet. Bir yılda yapacağız diyorlar. 300 bin konut. Bir yılda yapacağız diyorlar. Yani 7 yıl gerçeği orada. Hı. Ama biz yapacağız. Depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Tamamından bir kuruş alınmayacak. Güçlendirme yapılacak. Güçlendirme için de bir kuruş para alınmayacak. Çünkü güçlendirmede de aynı şey. 1 milyona yakın binanın ya yeniden yapılması veya güçlendirilmesi lazım. 1 milyona yakın. Evet. Nasıl yapacaklar? Çıkıp anlatsınlar. Niye anlatmıyorlar? Kaç ay geçti depremin üzerinden? 1 aydan fazla geçti değil mi? Tabii. Temel attılar, temellerini gördük. 58. Ama gün biz sanıyorum. Hepsini depreme dayanıklı yapacağız. Hepsinin sözünü veriyoruz. Bir kuruş almayacağız. Vatandaşa anahtarını teslim edeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki gel helalleşelim kardeşim. Devlet olarak bir kabahatimiz oldu, bir kusurumuz oldu. 42 kişi imza attı. Bunların 23 belgenin de tamamının doğru olmadığı çıktı ortaya. Ben onlarla ayrıca oturup hesaplaşırım ama senin konutunu sana teslim ediyorum diyeceğiz. Helalleşme bahsi açılmışken bu soruyu da sormadan geçmek istemiyorum. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağrelioğlu... Altılı Masa'daki sizin ya da CHP'nin tavrı, evet, yüzünden istifa etti. Evet. Hem sizi suçladı, hem CHP'yi suçladı, hem de biraz da kendi partisine sitem, evet, etti. Ve dedi ki Kemal Bey bizimle de helalleşmeli. Yani İYİ Parti ile de helalleşmeli dedi. Siz orada bir yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz? Ve Yavuz Bey'e söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama yanlışım da olabilir. Yani hatam da olabilir. Ben de insanım yani sonuçta. Hı-hı. Varsa bir şey... Sayın Ağrelioğlu gelir, yani Ramazan'dan sonra bayramda gelir, oturur bir çay kahve içeriz. Ne olacak yani? Ne olduğunu şimdi anlatırız, insan, konuşuruz diyorsunuz. Otururuz, konuşuruz yani. Bu siyaset kavga etme alanı değil ki. Siyaset uzlaşma kültürüdür. Benim eksiğimi de görmüş olabilir, hatamı da görmüş olabilir. Benim fark etmediğim bir eksiğimi de görmüş olabilir. Aslında yani o konuda oraya geldi. Yavuz Ağrelioğlu'nun eleştirileri...
HDP'nin aday çıkarmama kararı, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararı sonrasına denk geliyor. Çünkü bu HDP üzerinden uzun zamandır zaten Millet İttifakı çalışmaları başladığından bu yana bir eleştiri var biliyorsunuz. Ve son dönemde HDP'nin aday çıkarmama kararı sonrasında çok sert eleştiriler geliyor iktidar kanadından size. Buna ilişkin bu eleştirilere mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak. Biz terörist başlığını çıkartacağız diyorlar, Demirtaş'ı çıkartacağız diyorlar. HDP bütün mevcudiyetiyle masaya oturmuştur, ittifak yapılmıyor deniyor ama orada vardır, bir işbirliği vardır, ne vaat edildi. Bu çerçevede eleştiriler var. Ne yanıt verirsiniz? Niye gelip karşıma bunları söylemiyor? Niye cesaret edemiyor? Gelsin karşıma söylesin. Ben de cevabını tak 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 söyleyeyim. Ya akıl alacak şey değil. Bir, teröre karşıyız. Kimden gelirse gelsin. Nereden gelirse gelsin teröre karşı. 50 sefer söyledik ya. 100 sefer söyledik. 1000 sefer söyledik ya. Gidip onlarla sohbet eden, konuşan, kucaklaşan sensin kardeşim ya. Sensin ya. Biz teröre karşıyız. Hiçbir partiyi de dışlamıyoruz. Peki öyleyse Allah aşkına HDP'li milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetmiyor mu? Kim yönetiyor? Bir hafta süreyle yönetiyor. Sıra geldi. Her HDP'li başkan vekili çıkıyor, parlamentoyu yönetiyor. Ne diyeceğiz şimdi? Ne diyecek Erdoğan? Söylesin bakayım. Ucuz suçlamalar artık milletin karnı tok. Teröre karşıyız. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin. Çünkü terör bir insanlık suçudur. Bir daha ifade edeyim. Terör bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin. Buradan bağıran, çağıran Erdoğan, 33 askerimiz şehit oldu. Ya nefesi nerede aldı? Putin'in kapısında. Niçin? Hani devlet adamıydı? Hani büyük adamdı? Hani dünya lideriydi? Putin'in kapısında. Putin ne yaptı? Açtı kronometreyi. Kaç dakika beklettiğini gösterdi bütün dünyaya. Sonra içeriye aldı. Bir kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden bir kişi bu pozisyona düşemez. Düşmemeli. Bay Kemal asla düşmeyecek. Hiç kimseye ödün vermeyecek. Tek hedefimiz var, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ve bu devletin yücelmesi, bu devletin büyümesi. Bakmayın öyle afra tafra yapıp bizi suçlamalarına. Allah aşkına ya, Türkiye Cumhuriyeti devletinde aptal olma diye bir mektup alan kişi nasıl olur da dünya lideri olur ya? Nasıl olur da olur ya? Nasıl olur da buna bir tek laf bile etmez ya? Tek cümle bile etmez. Nasıl olur da Erdoğan, efendim bak beni kızdırma, senin mal varlığını araştırırım dediler. Trump tek cümle kurmadı. Araştırmazsan namertsin demedi, diyemedi. Ama bana söylesinler. Senin mal varlığını araştırırız. Derim, araştırmazsanız namertiz. Niye diyorum? Kul hakkı yiyene oy vermeyin diyorum. Trabzon'da söyledim. Kul hakkı yiyene oy vermeyin dedim. Fakirin fukaranın hakkını yiyene oy vermeyin dedim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyene oy vermeyin dedim. Bakın buralardan çıksın konuşsun. Niye konuşmuyor? Peki. Terör. Ya ben hangi terör? Ya PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. El bebek gül bebek edilen de oydu. Akıl alacak şey değil yani. Akıl alacak şey değil. HDP aday çıkarmadı. Ama şunu da söylemedi. Biz Kemal Bey'i destekliyoruz demedi. Benim bildiğim, duyduğum kadarıyla. Evet, öyle bir sizce bu size ben tamamen destek verecekler anlamına mı geliyor? Ben oy veren herkesin şeyini istiyorum. Oyunu istiyorum. AK Partili kardeşlerimden de oy verecekler var. Onlardan da vicdanı sızlayanlar var. Onlardan da ben konuşuyorum. Onlarla da oturuyorum. Onlar da Türkiye'nin gidişatındaki tehlikeleri görüyorlar. İnançlı insanlar çünkü bunlar. Yanlışı görüyorlar. Ve ancak bunu siz düzeltebilirsiniz diyorlar. AK Partililer söylüyor. Geçmişte AK Parti'ye oy verenler söylüyor bunu. Ben gayet iyi biliyorum. Ben onlarla konuşuyorum. Kanaat önderleriyle konuşuyorum. Geçmişte AK Parti oy verenler bir daha oy vermeyeceğiz diyorlar. Biz bunları biliyoruz. Çünkü Türkiye öyle bir noktaya geldi ki kamplaşmadan, kutuplaşmadan artık bıktık ya.
Bıktık ya. Ya bırakın Allah aşkına ya. Sen şöylesin, sen şöylesin. Ya tamam kardeşim, benim ne olduğumu, senin bütün devletin organları senin emrinde değil mi? E çıkar ya, mal varlığımızı çıkar, yaşantımızı çıkar. Ne varsa çıkar bakalım ya. Ne olacak yani? Peki. İşin özü. Reklama gidiyoruz herhalde. Aslında bir bu konuya ilişkin bir sorum da alacak tabii, ama onun sonrasında. Siyaset halka adanmışlıktır. Bir daha ifade edeyim. Siyaset halka adanmışlıktır. Siyaset nasıl zenginleşeceğim değil. Siyaset halka nasıl hizmet edeceğim. Bu anlayış üzerine inşa edilirse siyaset Türkiye için siyaset olur. Peki. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Dönüşte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla sohbetimize, konuşmamıza devam edeceğiz. Evet, Olaylar ve Görüşler özel yayınımız devam ediyor. Ankara'da CHP Genel Merkezi'ndeyiz. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile söyleşimize devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce Cumhur İttifakı'ndan size Millet İttifakı'na yönelik HDP'nin aday çıkarmaması üzerinden, HDP-PKK süren dava üzerinden gelen eleştirileri sormuştum. Cevabınızı verdiniz. İlaveten şunu sormak istiyorum. İktidara geldiğiniz takdirde terörle mücadele, Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin çerçeveniz ne olacak? Mutabakat metninde buna ilişkin bir bölüm var. Bunu yetersiz bulanlar var. Acaba sınır ötesi operasyonlar son mu bulacak? Türkiye bu anlamda güvenlik politikalarını değiştirecek mi? HDP ile yapılan görüşmede ileriye dönük bu konular görüşüldü mü? Tutum belgesi üzerinden bir eleştiri getiriliyor. Ne dersiniz? HDP ile bu konuları görüşmedik. Ama mesela HDP'ye bakanlık vereceğiniz söylendi. Efendim? HDP'ye bakanlık vereceğiniz söylendi. Hayır efendim ya, bunlar yani birileri kalkıyor kendisine göre bir şey söylüyor. Ne öyle görüşmedik bunları. Zaten biz ittifak bir aradayız. Beraber görüşüyoruz zaten. Altı lider bir aradayız. Yani terörden hepimiz şikayetçiyiz. Mutabakat metninde de zaten bunu yazdık. Millet acaba bir şeyler karıştırabilir miyim? Millet İttifakı'nı acaba işte teröre destek veriyor algısı yaratabilir miyim? Yok efendim öyle bir şey. Tam tersine terörle etkin mücadele yapılacak. Sadece bizde değil. Bölgemizde de terörün olmamasına özen gösteriyoruz. OBİT dediğimiz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Terörden arındıracağız buraları. Yani komşumuzda da terör olmayacak. Çünkü o bize sıçrayabilir. OBİT'in en büyük özelliği bu. Daha sonra OBİT'i büyütebiliriz. Bölgede artık terörden bıktı ve sadece biz değil, Orta Doğu halkları da terörden şikayet ediyor. Orada da binlerce insan hayatını kaybetti. O bölgeyi tamamen terörden temizlemek zorundayız. Bölgeye huzuru, barışı getirmek zorundayız. Hiç kimse unutmasın, Türkiye bu bölgenin dominant ülkesidir. Ve Türkiye'yi sadece bu bölgede değil, bütün Akdeniz'de en güçlü ülke haline getireceğiz. En güçlü ülke. Ve biz Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan havzayı bütün Akdeniz'in en büyük ve en güçlü üretim merkezi haline getireceğiz. Süveyş kanalına yakın, Cebeli Tarık'a yakın, Boğazlara yakın bir üretim üstüne döndüreceğiz. Katma değeri yüksek ürünler üretilecek burada. Maden rafinerileri kurulacak burada. Ve bizim hesabımıza göre 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Çünkü insanlar bu bölgelere gelecekler. Buralarda yatırım yapacaklar. Buralar çok güçlü bir yatırım alanı olacak. Biz hem bunu yapacağız ama aynı zamanda deprem bölgesini kapsayan, Elazığ'ı da içine dahil ederek kapsayan 11 ili özel bir teşvik yasasıyla, ki o yasa taslağını da ittifak olarak meclise verdik, sunduk. Yani samimi olduğumuzu, neleri yapacağımızı, o yasa taslağımızı, teklifimizi daha doğrusu bütün odalara, borsalara, ticaret odalarına hepsine göndereceğiz. Herkes bilmeli biz neyi hedefliyoruz. Bakın bunları yapamıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sadece ev yapacağız diyorlar. Ya bölge elden gidiyor. Bölge. İnsanlar orada ne yapıyorlar? Ticaret nasıl? Ekonomi nasıl? İnsanlar kenti terk etti. Bunlar nasıl gelecek? Onlar hiç düşünmüyorlar. Günlük yaşıyorlar. Günlük. Oysa biz belli bir zaman dilimi içinde ve derinliğine düşünüyoruz. Uzmanlarla oturduk, konuştuk, vergicilerle, diğerleriyle hangi avantajları sağlayacağız, bunun bütçeye getireceği artı, eksi nedir, bunun getireceği yarar nedir, inşaatlar bittikten sonra bunlar ne olacak, bu fabrikalar ne olacak? Orta Doğu'ya ve Afrika'ya ihracat yapacağız. Bu bölge aynı zamanda ihracatın merkezi olacak. Vallahi de billahi de bunlar bilmiyorlar. Bakın yemin ediyorum, bilmiyorlar.
Nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Ya bir tamam deprem oldu ama buradan Türkiye daha güçlü olarak ayağa kalkabilir ve daha güçlü olarak yatırım yapabilir. Söyledim ben Kahramanmaraş'a gittiğimde. Buraya dedim depremden sonra örneğin değişik bakanlıklardan bürokratlar gelip sizi dinlediler mi? Sorunlarınızı dinlediler mi? Ve kendi bakanlarına çözüm ürettiler mi? Normalde olması gereken odur. Bakan gider tamam bakan derdi dinler de bakan çözüm üretemez. Çözümü bürokrasi üretecek. Bir araya gelecekler. Hazineden, maliyeden, diğer birimlerden gelecekler bir araya. Ne oluyor, neyin nesidir, nerede, neler yapılacak. Bir daha bu tür felaketler olduğunda biz nasıl kenti ya da ülkeyi dayanıklı hale getirebiliriz? Bunun da çalışmalarını yaptık. Bununla ilgili de bir kanun teklifi hazırladık. Bunu da verdik meclise. Vallahi billahi bilmiyorlar. Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Ama parayı nasıl yiyeceklerini biliyorlar. Rüşvet nasıl alınır biliyorlar. Şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına geliyor. Bir daha ifade edeyim. Hani duysunlar diye. Şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına geliyor. Serap'ın sorusuna iki ek soru yapacağım. PKK terör örgütünden bazı isimler yani sizin adaylığınızdan mutlularmış gibi açıklamalar yapıyorlar. Kim çok sayıda 14 Mayıs sonrasına ilişkin yani evet. Sözde yöneticileri PKK'nın videolar paylaşılıyor ve bunlar da Millet İttifakı'na yönelik eleştiriler de çokça sosyal medya hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında dahi bu videolardan evet. Örnekler de siz bunlardan rahatsızsınız. Gitsin yakalasınlar, mücadele etsinler. Terörle mücadele ettiler de biz karşı mı çıktık? Hiç asla. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse unutmasın. Terörle en sağlıklı, en tutarlı mücadeleyi biz yapacağız. En sağlıklı ve en tutarlı mücadeleyi biz yapacağız. Sadece kendi ülkemizi değil, bütün bölgeyi terörden arındıracağız. Orta Doğu coğrafyasında terörü tümüyle bitireceğiz. Orta Doğu halkları bizim akrabamız. Yani Suriye'deki kardeşlerimiz bizim akraba değil mi? Bazen söylüyorum ya biz Ezo gelin nereye verdik gelin? Suriye'ye verdik. Şimdi onun çocukları bizim akrabamız. Dolayısıyla kavgayı değil, barışı önceleyen bir politika izleyeceğiz biz. Muhalefet kanadında HDP neyse, iktidar kanadında Hüdapar biz aynı analojisi yapılıyor. Öldürülenleri unuttuk mu sanıyorlar? Siz yani. Böyle bir benzerlik kuruyor musunuz iki? Efendim? Yani muhalefet kanadında HDP neyse, iktidar kanadında da Hüdapar benzer, aynı partiler deniyor, söyleniyor. Böyle bir analoji kuruluyor. Siz böyle bir benzerlik kuruyor musunuz? Ben yasalara göre kurulan bütün siyasi partilere saygılıyım. Ya bu Hüdapar da dahil HDP'de. Efendim dahil. Yasalara göre kurulan, devletin izin verdiği her siyasi partiye saygılı olursunuz. Yani şimdi kalkıp da bir siyasi partiyi suçluyorsanız bunun gerekçelerinin olması lazım. Hı hı. Devlet izin vermiş. Yani bu ülkenin İçişleri Bakanlığı izin vermiş. Diyor ki evet bu siyasi parti var. Evet siyasi parti var. Yeri var mı? Var. Geçmişi eğer sorgulanacaksa bunu sorgulayacak olan ben değilim ki sorgulayacak olan siyasal iktidar. Yani bakacaktır buna. Teröre bulaştı mı, bulaşmadı mı, yasa dışı iş yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini devletin birimleri var. Onlar bakarlar. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız yok ki. Milli İstihbarat Teşkilatı devletin var. Varsa bir suç, varsa Cumhuriyeti tehlikeye sokacak, Türkiye açısından bir beka sorunu yaratacak bir olay varsa devletin ilgili birimleri harekete geçerler. Dolayısıyla kısır tartışmalardan, kısır çekişmelerden hani burada acaba suçlarsak bize buradan oy gelir. Onu yaparsak buradan bize oy gelir. Onların hepsi hikaye. HDP kapatma davası da sürüyor. Ben partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Partiler anayasaya göre demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Teröre bulaştıysa, terörle ilgilisi varsa tamam gereğini yaparsınız. O kadar. O kadar yani. Ekonomiye geçiyor bugüne muyuz? Bugüne kadar bir şey söyleyeyim. Geçmeden bugüne ben kadar evet. Pek çok parti kapandı. Ne oldu? Yenileri açıldı. Şimdi evet. Zaten HDP'de Yeşil Sol adıyla seçime gireceğini duyurdu. Emek ve Özgürlük İttifakı. O ittifakla bu seçim süreci boyunca yine bir iletişiminiz olacak mı kampanyalarda yoksa biz tümüyle ayrı ittifaklarız? Bizim ittifakımız var. Hı. Millet İttifakı zaten bir aradayız. Millet İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Ortak mutabakat metnimizi hazırladık. Türkiye için neleri yapacağımızı orada ifade ettik. Yani bir anlamda 6 partinin seçim bildirgesi o. Ama Cumhur İttifakı'nın böyle bir şeyi yok. Ne yapacağını bilmiyor. Ekonomiyi nasıl düzeltecek? Belli değil. Ekonomiye şimdi geliyoruz. Faizi nasıl indirecek? Belli değil. Şimdi geliyoruz.
Oy pusulası, evet. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulası evet. belirlendi. Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var, ikinci sırada Muharrem İnce var. Üç evet. sizsiniz, dört de Sinan evet. Oğan. Bu pusulanın herhangi bir avantajı var mıdır sizce? Çünkü çok konuşuldu, yok, üçüncü sırada yani, olmanız. Yok, vatandaş bilir yani kime oy vereceğini. Dört kişi arasında bir tercih yapacaktır yani. Böyle. Siz yerinizden memnun musunuz peki? Memnunum tabii. Memnunum. Bir şey fark etmez diyorsunuz. Yok, fark etmez zaten. Çünkü vatandaş yani oyunu kullanırken vicdanının sesini dinleyip oy kullanırsa bizim açımızdan hiçbir sorun yok yani. Peki yine mitingler seçim sürecinde. Siz Ekrem Bey'le birlikte yapıyorsunuz. Mansur Bey'le de yaparsınız muhtemelen. Diğer 5 parti lideriyle birlikte miting yapacak mısınız? Birlikte bazı yerlere gidecek misiniz? Bu bölgeleri özel olarak mı seçeceksiniz? Onu da konuştuk kendi aramızda. 6 liderin bir arada her seferinde bulunmasının doğru olmadığı kanısı var. Belki vardı. Özel bazı yerlerde. Tabii. Eminim, İstanbul'da özel, mesela Bayram'da, Bayram'da 6 lider 6 ayrı deprem bölgesinde olacağız. Dolayısıyla değişik yerlerde. Değişik yerlerde. Bazen, sizi bir gün birlikte görecek miyiz? Efendim, sizi bir gün birlikte bir podyum üzerinde olabilir, görecek miyiz? Olabilir tabii. Niye olmasın yani? Ama sürekli 6 liderin bir arada olması enerji kaybına yol açıyor. Ben diyelim ki Adana'daysam Temel Bey Çorum'da olmalı. Mera Hanım efendim Mersin'de olmalı. Gültekin Bey Afyon'da olmalı. Ya her birimiz bir yerde. Sayın Davutoğlu diyelim Konya'da olmalı. Efendim Sayın Babacan diyelim ki Urfa'da olmalı. Ya her birimiz bir yerde olmalıyız yani. Çünkü ortak mutabakat metni çıktığı için hepimiz artık aynı şeyi söylüyoruz. Yani orada bütün ilkeler belirlenmiş, bütün kurallar belirlenmiş. Ama Cumhur İttifakı'nda anlıyorum ki sadece Erdoğan konuşacak, diğerleri dinleyecekler yani. Siz Trabzon'u anlatırken oradaki insanlara ne yapacağımızı tek tek anlattık, evet. anlattım dediniz. Evet. Şimdi yani ekonomiye tabii geliyorum. Tabii. Ekonomi en başat sorunlardan biri ve elbette sizin de bu vaatlerinizde belki de en başta seçmenin eğilimlerini en çok belirleyen faktör evet. olarak çalışmalarda evet. görünüyor. Evet. Böyle biraz bize sadeleştirerek tarif etseniz, iktidara geldiğinizde insanların hayatında somut olarak söylüyorum ne değişecek? Çünkü emeklilerle ikramiye ile ilgili somut bir örnek verdiniz evet. ve çok konuşuldu. İlk bölümü izlemeyen izleyicilerimiz için de az önce değindik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında siyaseten bir istismar diye bir eleştiri yaptı. Siz de dediniz ki bütün hesabımızı yaparak biz bu vaatlere evet, getirdik. 2015'te ne dediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Onu söylerken bu 40 gün içinde başka vaatlerim ve sürprizlerim de olacak dediniz. Olacak. Tabii. Neler onlar? Bunun gibi onları... insanların hayatında ne değişecek siz iktidara gelirseniz? İnsanların hayatında çok şey değişecek. Bir, insanlar evlerinde rahat oturacaklar. İki, siyaseti rahat eleştirecekler. Üç, mutfaklar şenlenecek. Hemen kısa sürede değil. Çünkü dedim ya, samimi olmakla. Hemen kısa sürede değil. Ama kısa sürede 6 ay içinde bir rahatlama olacak. Bir ferahlama olacak. Herkes biraz, ya evet yani biz şu anda iyi yönetiliyoruz. Eleştiri geldiği zaman saygıyla eleştiriyi alacağız. Onun yanıtı varsa, hatamız varsa süratli bir şekilde değiştireceğiz. Önce bir hasar tespit komisyonu kuracağız. Biz şu anda devletin geliri nedir, gideri nedir, yükümlülükleri nedir kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Bir hasar tespit komisyonu kuracağız. Bu komisyon görevini yapacak. 15 gün içinde en geç bize Türkiye'nin bütün yükümlülükleri. Avro yükümlülüğümüz nedir? Dolar yükümlülüğümüz nedir? Beşli çetelere ne ödeyeceğiz? Bunların aldıkları paralar nedir? Bunları bilmiyor. Varlık fonundan ne oluyor? Hepsi karlıydı. Yani gelirleri, ne giderleri, borçları ortaya mı koyacağız diyorsunuz? Tabii şimdi bakın. Bir tabloyu ortaya tabii, koyacağız. Tabii devleti yöneten kişi sağlıklı veri gelecek ki oturup karar versin. Sağlıklı karar vermenizin temel yolu veriye dayanır. Devlet ciddiyetle yönetilecek olan bir kurumdur. Öyle ben bunu söyledim bu oldu anlamında değil. Öyle bir şey olmaz yani. Biz bunun hepsini yapacağız. Bunu ortak mutabakat metninde ilk yapacağımız işlerden birisi budur dedik. Bunu yapacağız. Artı ekonomik sosyal konseyi hemen oluşturacağız. İş dünyası, işçileri, çiftçileri, sendikacıları, sanayicileri, ticaret erbabını çağıracağız. Ekonomik sosyal konseyi ne istiyorlar ve biz ne yapacağız? Çünkü sorunu yaşayandan dinlemezseniz sağlıklı çözüm üretemezsiniz. Bunu yapacağız. Süratli bir şekilde devlete liyakati sağlayacağız. Merkez Bankası'nın başına, Merkez Bankası'nı bilen,
hem içeride hem dışarıdaki finans çevrelerine güven veren bir kişiyi getireceğiz. Sıcak siyasetin dışında kalacak. Şimdi Merkez Bankası'ndan bahsettiniz. Yani belki kimin getirileceğini bile konuşmuş olabilirsiniz, bilmiyorum. Evet. Belli diğer mi? Ek belli mi? Efendim? Belli mi? Yani bizim hafızamızda var tabii, şimdi söyleyemeyiz. Bu altı partisinin hafızası mı sizin hafızanız? Hafızamızda var. Ortak hafıza. Hafızamızda peki. Var. Evet. Ben de onu soracağım. Yani bir ekip planlandı mı, tasarlandı mı? Çünkü değişik yerlerden değişik isimler çıkıyor. Mesela İyi Parti'nin de çok iyi ekonomik kurmayları var. Sizin var. De var. Evet. Yani Deva'nın partinin var. Var. Yani Deva'da da var, gelecek de var. Ama her bunlar partinin bir ortak sinerji yaratacak bir ekip kuracak mı? Mesela ekonomi başında kim olacak? Evet. Hangi partinin ekonomisi olacak? Şimdi ona girmedik şimdi. Kalkıp da şu ekonomiden şu orada oluyor, o ayrı bir şey. Önce şu seçim. Bu isimler de belli değil mi kabaca? Ben bürokrasiden söz ettim. Bürokrasiden söz ettim. Yani bürokrasi liyakate dayanacak. İşi ehline teslim etmek zorundasınız. Öyle bizim onu ilk görüşmemizde karara bağlı. Altı lider ilk görüşmemizde, Ahlatlıber'de yaptığımız ilk toplantıda devlette liyakat sisteminin bozulduğunu, devletin bu açıdan çürüme süreci içine girdiğini, hemen hemen her alanda rüşvetsiz işin yapılmadığı gibi bir tablonun ortaya çıktığını, liyakat sistemi sadakatin değil, liyakatin esas alınması gerektiğini ve bu konuda görüş birliği yapacaksak biz devam edelim. Altı lider, evet, bu konuda görüş birliği içindeyiz ve yolumuza devam edelim. Peki sonradan sıkıntı çıkmaz mı? Ya hayır, biz bunu istiyoruz, bu isim olsun ya da burada bu olsun gibi. Bunlar da tamamen uzlaşabileceğinizden emin misiniz? Hepsinde uzlaşırız. Nitelikte insan, kadrolar konusunda. Tabii nitelikte insan getireceksin. Bu konuda anlaştık mı? Anlaştık. Özgeçmiş. Bakın şu anda devletin içinde son derece nitelikli ve saygın insanlar var. Ama bunlar bir köşeye atılmışlar. Devletin içine. Yurt içinde, yurt dışında doktorasını yapan, eğitim alan, alanını çok böyle iyi bilen. Böyle ön çalışma yaptınız efendim? Mı? Bu bürokrasideki bu değişime, liyakatli kadroların gelmesi için bir ön çalışma yaptınız mı? Elbette. Çünkü elbette. Seçimden sonra her şeye hazırlıklıyız. Elbette yaptık yani. Diyor az önce size Merkez Bankası, BDDK, Kamu İhale Kurumu. Bunlar çok önemli kimlerin kurumlar. Kimlerin geleceği aslında tabii, belli. Tabii Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Kurulu'nda söğüşlenenler, bütün bunların tamamı nedir, ne oldu, nasıl oldu, biz bütün bunların hepsini biliyoruz. Kimlerin neler yaptığını, SPK'nın başına getirilen kişi, 2 milyon dolar rüşvet alan kişi, 2 milyon dolar rüşvet alıp para isteyen kişi, ya meclisin genel kuruluna geliyor sanki hiçbir şey olmamış gibi ya. Hiçbir şey olmamış gibi. Akıl alacak şey değil ya. İnsan insanın yüzüne bakamaz ya. Yüzüne bakamaz. Ya böyle bir şey görmedim. Din imanı onlarda, biz de başka bir şey olduk. Ya böyle de bir şey, böyle de bir garabet çıktı ortaya. Nasıl oluyor ya? Milletin parasını yiyorsun, pulunu yiyorsun, kul hakkını yiyorsun, ortalıkta geziyorsun, bir de ben kahramanım diyorsun. Ya yolsuzluk yapanlar, kul hakkı yiyenler ne zamandan beri bu ülkede kahraman olmaya başladı? Ne zamandan beri dünya lideri olmaya başladı bunlar? Yok öyle bir şey. Bu devletin kuruluş felsefesine aykırıdır. Bizim inanç felsefemize de aykırıdır bu. İnsanlığa da aykırıdır bu. Devleti saydam kılacağız. Kimden vergi aldıksak nereye harcadığımızı. Bakın Ulusal Vergi Konseyi kuracağız dedik. Ulusal Vergi Konseyi. Ya ben vergi ödüyorsam benim vatandaş olarak şunu sorma hakkım var. Ey devlet, sen benden vergi aldın, parayı nereye harcadın? Binaları yaptın güzel, izin verdin güzel. Atılan imzaların tamamı doğru değildi. Bina başıma yıkıldı. Şimdi ben sana ev yapacağım. Ayrıca senden para alacağım. Ya benim ne kabahatim var? Bu böyle bir konseyin zaten olduğu söylendi sizin açıklamanız acaba. Ben sizinki farklı bir. Tabii. O ayrı. Model mi? O ayrı bir şey. Hı hı. Bu konuda ilk yazıyı yazan da benim. Fransa dönüşü. Oradaki örneği aldım. Bir ulusal vergi konseyi kurulması gerektiğini söyledim. O zaman TÜRMOP sağ olsun, onlar da sahip çıktılar bu düşünce. Bir şey olacak ama bu benim düşündüğüm gibi değil. Fransa'da ulusal vergi konseyi devlette toplanan bütün vergileri alır, analiz eder, Cumhurbaşkanı'na sunar ve Cumhurbaşkanı bunu resmi gazetede yayınlar. Dolayısıyla akademisyenden sade vatandaşına kadar herkes verginin nereye harcandığını orada görür. Bizim amaçladığımız o. Biz mesela kesin hesap komisyonu kuracağız dedik. Yani kesin hesap komisyonu şu. Geçen yılın bütçesi nereye harcandı? Onunla ilgili bir kanun. Muhalefet denetleyecek değil tabii, mi? Tabii. Komisyon başkanı muhalefetten olacak. Ve biz iktidar olarak gidip hesabını vereceğiz orada. Bu
yolsuzlukların önünü en baştan kesmiş Sizin olur. En büyük galiba en çok önemsediğiniz konuların başında tasarruf. Tabii. Savurganlıkla. İlk genelgelerimizden, kararlarımızdan birisi de savurganlıkla mücadele olacak. Asla israfa izin vermeyeceğiz. Asla. Asla. Devlette böyle yetiştim. Beni böyle yetiştirdiler. Benim üstadlarıma gerçekten büyük saygım var. Biz beyaz kağıdın arkasını doldurmadan o kağıdı yırtıp atmazdık. Öyle yetiştim. Benim bütün salı konuşmalarımda, diğer konuşmalarımda kağıdın arkası boşsa onu da kullanırım ve ondan sonra o kağıdı yırtar atarım. Devlette tasarruf budur. 13 uçak ne demek 13 uçak ya? Ne demek ya? Fakir fukaranın parasını alıyorsun. İstasyonda yani havaalanında yatan uçağa veriyorsun sen. Ya niye veriyorsun? Bir uçak sana yetmiyor mu ya? 13 uçak. Saraylar, ya senin saraylarla. Tam anlamıyla bir israf şeyi ya. İsraf yeri orası ya. Yazıktır, günahtır ya. İslamiyet'te israf haramdır ya. Haram olan şey helal olmaya başladı. Zaten anlamakta da zorluk çekiyorum. Bunların anlayışını. Efendim siz bir süredir çok yakın bir dönemden itibaren bu ekonomi vaatlerinizi daha net söylemeye başladınız. Çünkü evet, hep şu söyleniyordu. Tamam ama ne yapacaksınız? Tamam ne yapacaksınız? Anladık. Kadrolarınız güçlü vesaire. Hı-hı. Ekonomi düzelteceksiniz ama ne yapacaksınız diyordu. Siz başladınız emekliye ikramiye, astsubaylara işte kadro vesaire. Bir şey ya da daha, işte 100 bin öğretmene kadro. 100 bin öğretmenin ataması yapılacak. Ataması yapılacak. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Şimdi köylerde sadece öğretmen olmayacak. Köylerde imam olacak, köylerde öğretmen olacak, köylerde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak, hayvancılık yapılıyorsa veteriner olacak. Hepsi kamu görevlisi olacak. Köye dönüşü teşvik edeceksiniz. Efendim tabii. Kırsal boşaldı. Kırsal boşaldı şu anda. Köyde kimse kalmıyor. Köylerde yaşayan bütün gençler ve bütün kadınların sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Böylece onların emeklilik hakkını devlet sağlamış olacak. Peki. 5 kuruş ödemeden bütün onların hepsini sağlamış olacağız. Şimdi son dönemde yoğunlaştırılmış olarak bunları söylemeniz bazı kesimlerde ya Kemal Bey de popülizm yapıyor. Hayır. Algısı uyandırdı. Hayır. Bunları nasıl karşılayacaksınız? Nasıl vereceksiniz? Yani 14 Mayıs'tan sonra ne kadarlık bir zaman diliminde bunları yapabileceksiniz? Yapamazsanız ne olacak? Bazılarını. Kaynak neresi? Tabii. Efendim Türkiye zengin ülke. Onu söylediniz. Niye kaynak evet. yok? Hayır, nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. Ben 300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülke. Temiz para. 300 milyar dolar. Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz? Evet, temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası. 300 milyar dolar parayı getireceğim Türkiye'ye. 300 mi? Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize diyecekler biz gelebilir miyiz diye. Evet gelebilirsiniz ama şu koşulla yatırım yapacaksın, istihdam yaratacaksın. Hmm. Yani gel borsada vurgun yap git değil. Biz ülkenin soyulmasına izin vermeyeceğiz. Yatırım yapıyorsan, istihdam yaratıyorsan gel kardeşim yerim var, her türlü imkanı sağlayacağız. O nedenle diyorum. Samandağ'dan Mersin'e kadar olan bölgeyi Akdeniz'in en güçlü katma değeri üreten bir ülkesi haline getireceğiz. Yöresi haline getireceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Trabzon'la Samsun'u Mersin ve İskenderun limanına demir yoluyla bağlayacağız. Hı. Anadolu'da diyelim ki fabrikanız var Çankırı'da veya Yozgat'ta veya Çorum'da. Demir yoluyla limana taşıdığınızda ister Mersin, ister İskenderun, ister İzmir limanına taşıdığınızda lojistiğin tüm masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız. Dolayısıyla fabrikayı denizin kenarında pahalı yer bulup yapmak yerine Anadolu'da herhangi bir yere yapabilecek. Bakın biz... Yani aslında ekonomide devletin öne çıkacağı bir sistem daha çok bugüne göre planladığınız, düşündüğünüz şey. Yanlış devlet plan yapacak. Plan ama yapacak. Ağırlık özel sektörde. Biz fabrikayı onlar kuracaklar. Hı. Ama diyecek ki ben lojistik var, büyük masraflar var, ben Kayseri'de, ben Çorum'da, Çankırı'da yapamıyorum ama limanın kenarında, denizin kenarında yaparsam daha ucuz olacak maliyet. Hayır diyeceğiz. Sen Anadolu'da yap, lojistiğini biz karşılayacağız. Bitti o kadar. Yapacak, istihdam yaratacak. Böylece metropollerden değil, Türkiye'nin her ilinde üreten, kalkınan bir Türkiye'yi. Biz mesela Erzurum, merkez Erzurum olmak üzere Elazığ'dan başlayıp Tunceli, Kars, Ardahan o bölgeyi özel tarım ve tarım ürünleri özel ekonomi bölgesi yapacağız. Siz bir iki bölgenin evet. yani Orta Doğu'nun, Kafkasların yıllık
et ürünü ihtiyacı 25 milyar dolar. Bunların haberi bile yok dünyada. 25 milyar dolar. Türkiye 500 milyon dolar bile para kazanamıyor. Biz orada yapacağız. Üreticiye göreceksiniz orada. Önce hayvanları tümüyle ücretsiz vereceğiz. Tümüyle. Yeter ki onlar orada canlansın ve üretsinler. Ondan sonra ete dayalı, hayvan ürünlerine dayalı sanayi oluşturacağız. 2 milyar dolar kazansak bile düşünebiliyor musunuz? Olağanüstü bir avantaj sağlamış olacağız. 2 siz, milyar dolar. Siz bundan 3-4 ay önce... Fındıkta belki... aynı şekilde. Çayda söz verdim. Rizelilere söz verdim. Kaçak çayı önleyeceğiz. Rize meydanında yakaladığımız bütün kaçak çayları Rize meydanında yakacağım dedim. Söz verdim, görecekler. Rize meydanında kaçak çaylar nasıl yakılır diye. Çünkü mücadele etmezseniz ve bu mücadeleyi halka göstermezseniz inandırıcı olamazsınız. 3-4 ay önce ekonomi planınızı, programınızı açıkladınız. Bazı yabancı uzmanlar da orada konuştu. Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin hala danışmanınız mı? Evet. Peki, yani ekonomiye dair görüş alışverişi yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Planlar sürüyor mu? Tabii yapıyoruz. Raporlar geliyor. Örneğin iklim değişikliğinin Orta Doğu'da, Akdeniz'de ve Türkiye'de yarattığı tahribat, bunun önlenmesiyle ilgili nelerin yapılması gerektiği konusunda güzel raporlar var. Yani onları birlikte çalışmaya devam da edeceksiniz. Tabii, bu bir soru işareti. Herkes soruyor. Yani o güne mi aitti bu, bitti mi o Merkel'in iş? Merkel'in danışmanlığını yaptı. Evet, Jeremy Rifkin. Çin'de evet. Devlet başkanının danışmanlığını yaptı. Çin de ayağa kalktı. Almanya İngiltere'den daha fazla teknolojide ileriye gitti. Hatta bir yabancı danışmanınızı yaptığınız için çok eleştirildiniz özellikle o bilmiyorlar. Dönemde. Vallahi bilmiyorlar. Buraya gelmediği için de çok eleştirildi. Gelecek mi peki Türkiye'ye? Öyle bir planınız rapor, var. Rapor teknoloji var. Bizim arkadaşlarımız Zoom üzerinden sürekli görüşüyorlar. Bir sağlık sorunu vardı. O ne? Aslında gelecekti. Biz İstanbul'da buluşacaktık. Bir sağlık sorunu çıktı ve uçağa binmesini doktorlar izin vermediler. Kaldı. Ama Zoom üzerinden görüşüyoruz. Raporlar geliyor. Raporlar değerlendiriliyor. O konuda hiçbir endişe yok. Gayet şimdi güzel. Bugün sizin konuğumuz olduğunu öğrenince izleyicilerimizden hem bir torba yasa var mecliste. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bakın bu milletten 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz şehit ve gaziler için para topladılar. Bu parayı şehit yakınları ve gazilere vermediler. Bir hafta içinde o paranın tamamını şehit yakınlarına ve gazilerine vereceğiz. Beşiktaş saldırısında 49'u polis, 52 kişi hayatını kaybetti. Orada da para topladılar. O dönemin parasıyla 52 milyon lira. Bu dönemin parasıyla 1 milyarın üstünde. O parayı da dağıtmadılar. Onları bir hafta içinde hak sahiplerine dağıtacağız. Yani hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğiz. O parayı dağıtmayanlardan da bunun hesabını soracağız. Kardeşim niye bu parayı dağıtmadın sen? O dönem dolar kaç liraydı, şimdi kaç lira bakalım. 1 lira, 1,5 liraydı ya da 2 liraydı dolar. Şimdi dolar oldu 20 lira. Ne oldu bu para? Eridi gitti. O kadar büyük haksızlıklar yaptılar ki. Bu haksızlıklara kimsenin izin vermemesi lazım. Bu haksızlıkları yapanı iktidar yaptığınız zaman kendi sorununuzu getiriyorsunuz zaten. Evet, bana haksızlık yapabilirsin. Evet, beni aç bırakabilirsin. Evet, benden aldığın verginin hesabını bana vermeyebilirsin. Bu sürecin içine sokulur Türkiye. Doğru değil. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Peki. Çok tank palet fabrikasını da açacağız bakın. İlk bir hafta içinde. İlk bir hafta içinde tank palet fabrikasını Katar'dan alacağız. Ordumuza teslim edeceğiz. Efendim kolay 20 mı yıldır hemen, Türkiye bir hafta tek içerisinde, bir tank alamadı ya. 20 yıldır. Kolay mı hemen bir hafta içerisinde bunları? Yani yapabilirsiniz tabii ama tabii. Biraz herhalde zaman geçmesi. Yok. Bir hafta. Dediğim gibi bu saydığım üç şey bir hafta içinde. Bunlar böyle bir planlama olarak şimdiden... Yapıldı. Tabii yapıldı. Öyle mi? Yani elbette hepsi ya, şu anda bunu... altılı, yani Millet İttifakı'nın seçim sonrası ortak adımları için bir ortak çalışmaya... Ortak çalışmalarımız beraber... Bu bahsettikleriniz tabii. Tek tek tabii. Hazırlandı. Tabii tek tek hazırlandı. Peki şimdi EYT... Biz iktidar olduğumuzda neyi yapacağımızı çok iyi biliyor. Ne dedim? Ortak mutabakat metninde bunlar var. Şimdi siz karşı taraf ne yapacak? Ona mesela kimse sormuyor. Ya arkadaş siz geldiğinizde ne yapacaksınız? Bir seçim beyannamesi toplantısı olacak Nisan ayında bildiğim kadarıyla. Şunu diyecekler. Ya 20 yıldır memleketi hangi hale getirdiğiniz belli zaten. Bu saatten sonra ne yapacaklar ki bunlar? Ne yapacaklar yani? Ne yapacaklar? Uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir siyasal iktidar olamaz. Uyuşturucu baronunu hapishaneden çıkaran bir siyasal iktidar bu ülkeye faydası olamaz. Ya Türkiye uyuşturucu cenneti oldu. Uyuşturucu cenneti oldu Türkiye.
En son yine galiba yanlış hatırlamıyorsam Güney Amerika'dan yine ciddi Türkiye'ye gelecek olan ciddi bir uyuşturucu şeyin yükünü daha yakaladılar. Nereye geliyor bunlar? Hepsini polis tek tek biliyor. Tek tek. Hangi gemiyle geldi, Afrika'ya nereye geldi, oradan geminin değiştirilerek Türkiye'ye nasıl geldi, buradan nasıl dağıtıldığını, dağıtanların kimler yaptığını, hepsini polis biliyor. Hepsini. Çünkü bu ülkenin yürekli polisleri var. Ama siyasi otorite baskılıyor, hayır dokunmayacaksınız diyor. Peki. Ben bunu biliyorum. Peki. Ben şunu hemen söylemişken tamamlayayım, sorayım çünkü bir beklenti oluşmuştur. Evet. EYT'nin 5000 gün, evet. Yani pakette beklentisi karşılanmayanlar var, evet. 3600. Evet. Kamu şefleri, kamu mühendisleri, memurlar diyor ki maaşımız çok eridi, memur maaşlarının düzenlenmesi. Bunun stajyerlerin, gibi stajyerlerin, çırakların, tabii. 2000 sonrası kademeli emeklilik. Sorunu var, tabii. Buna ilişkin o kadar çok talep var ki ve herkes diyor ki bizim sesimiz duyulsun. Öğretmenler söylediler, siz 100 bin atama dediniz. Bunlar da yine gündeminizde var mı? Sağlık çalışanları var. Hayır, çalışanlar siz, değil. Biz gelirsek bunları tamamlayacağız diyor musunuz? Elbette, elbette. Ama şimdi şunu söylersem doğruyu söylememiş olurum. Yani geldik bir hafta içinde bunu yapacağız dersem doğruyu söylememiş olurum. Çünkü siz samimiyetinizi gösterecekseniz zaman dilimini de söyleyeceksiniz ve zamanı gelince bunu yapacaksınız. Ama bir hafta yani. İçerisinde 3 şey var, onu yapacağız dediniz. Onu yapacağız. O tank palet şey fabrikasının açılması. Hayır, bir hafta içinde bir şey daha yapacağız. Esnafın pandemi döneminde aldığı kredilerin ve depremdeki esnafın banka kredilerinin faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Hı hı. Çiftçinin de aynı şekilde yapılacak. Çiftçinin de bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim. Bir hafta içinde tak diye sileceğiz. Peki, Serap'ın evet. sorusunu bölmüş oldum. Yok yok, hayır. Ben bu arada çünkü dinlerken bakın, de bilekliğinizi gördüm. Dilerim. Bilekliğinizi hala takıyorsunuz. Leyleği görünce çıkıyor görmedim. Muydu? Havalarına giderken bir cami var. Caminin kubbesinde leylek yuva yapmış. Aha. Ama daha henüz orada leyleği görmedik. Her yıl takarım. Leyleği orada görünce her çıkarım. Yıl daha önce de takıyordunuz. Daha önce de takıyordum. Bence dikkat çekmedi ama herhalde. Evet. Değil mi? Hiç biz konuşmadık bunu. Bu sefer görmedim. Biraz... Evdeki videoda kolu sıvayıp biraz daha net yok, görünce... Yok, siz afişlerde de kullandınız tabii bunu. Afişlerde evet. kullandım. Tabii, evet. Filmde hatta de. Hatta eleştirildi bu şey. Bahar dalını artık. Çok o da ilginçti yani. Oradan evet. başka bir anlam çıkaranlar da oldu. Evet. Sosyal medyada evet. görmüşsünüzdür. Öyle, öyle. Ama tabii farklı bir anlamı var. Benim sorum şu, iktidar ne yapacak dediniz ya. İktidardan da şu söyleniyor işte, biz TOG'u yaptık, Kızıl Elma'yı yaptık, İHA'ları yaptık, SİHA'ları yaptık, Akıncı'yı yaptık, Türkiye'yi bir başka kulvara taşıdık, işte köprüleri, havalimanlarını yaptık. Evet. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bizim yapacaklarımız ortada, dış politikada attığımız adımlar ortada. Eğer iktidar değişirse bunlardan sapma olur, bu kazanımlardan geriye gidilir. Hiçbirisi geriye gitmez, daha ileri gider. Şunu söyleyeyim, Erdoğan damadının... İş yerine gitmeden önce ben gittim. İHA'ların, SİHA'ların yapıldığı merkeze ben gittim. Teşvik eden benim. Daha güzel şeyler üretin diyen benim. Ekibiyle birlikte oturan, konuşan, çok güzel ve ciddi güzel bir ekibi var. O ekiple konuşan, onları yüreklendiren gene benim. Ya savunma sanayine ben niye karşı çıkayım? Aklımızı ekmek peynirle mi yedik? Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle zaten savunma sanayinde güçlü olmak zorundadır. Şimdi niye F-16'nın yedek parçalarını istiyorlar? Türkiye niye F-35 planının dışına çıktı? Niye oradaki paralarımızı geri alamadılar? Yani dünya lideriydi beyefendi. Palavraya yer yok. Savunma sanayinin ilk gizli kararnamesi de var bende. 1970'lerde çıkmış. O kararnamede öngörülen hedefler de var. O hedeflerin bir kısmı gerçekte, bir kısmı gerçekleşmedi. Siz savunma sanayine önem veriyorsanız, ya bu ülke 2018'de tank yapacaktı. Tank palet fabrikasında 5 ayrı tank üretildi. 5 ayrı tank. Ankara'da geldi, 5 ayrı tankın deneme atışları yapıldı. Tank palet fabrikası toplarını Kırıkkale'de Aselsan, Habelsan, Rokesan bunların işbirliğiyle yapıldı. İç donanım buna göre yapıldı. Denemeler yapıldı. Tamamı başarılıydı. Tamamı. Tam not almıştı. %100. Fakat bir gece çıktılar. Hayır, siz yapmayacaksınız dediler. Tank palet bir tarafa atıldı.
alındı. Katar ordusu ve Ethem Sancağı verildi. Şu soruyu sordum ve bu gizli yapıldı. Gizli yapıldı. Kararnameyi açıkladım. İkinci kararname yine gizli, o kararnameyi de açıkladım. Bir devlet niye vatandaşından gizli? Ya tank yaptığın için gurur duyman lazım. Değil mi? İHA yapıyorsun, gurur duyuyorsun. Biz de gurur duyuyoruz. Bizim insanımız bunu yapıyor. Niye yapmasın? Yani bu projelerde bunlara destek devam edecek özetle. Elbette efendim, daha fazla destek devam edecek. Hı hı. Bakın daha garip olanı var. Aselsan'ın içi boşaldı. Önemli bir savunma sektörü. Sanayi sektörü orası. Bütün çalışanlar Hollanda'ya gitti, Avrupa'ya gitti, Danimarka'ya gitti, Kanada'ya gitti. Oralarda yaşanan tabloyu kaç kişi biliyor? Bu kardeşiniz hepsini biliyor. Çünkü orada çalışan namuslu insanlar diyorlar ki evet, burada önümüzü kesiyorlar. Biz yapacağız, önümüzü kesiyorlar diyorlar. Ama yaptıracağız. Hepsinin önünü açacağız. Zamanımız daralıyor. Siz aday olduktan sonra yanlış bilmiyorsam CHP ile ilişkinizi kesecektiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Adaylık yani netleştikten sonra. Evet. Yani partili Cumhurbaşkanlığı tartışmasını. Evet. Ne olacak? CHP'yi bırakacak mısınız? O konuda karar aldık. Yine 6 lider bir karar alındı. Onu da kamuoyuyla paylaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçince partiyle ilişkimizi keseceğiz. Geçtikten sonra keseceğim diyorsunuz. Yani bu seçimden sonra da kesmeyeceksiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtikten sonra. Bu 6 liderin ortak kararı mı? Ortak kararı. Evet. Ben de o karara doğal olarak uyuyorum. Başlarken dediniz ya, birinci turda bitecek ve kazanacağız. Ya kaybedersem diye düşünüyor musunuz? Hayır. Böyle olursa siyasete devam eder misiniz? Ben kazanacağıma inanıyorum. Çünkü bu ülkenin içinde bulunduğu tablo belli ve bu tablodan bu ülkeyi kurtaracak kişi de belli. Devlet adamı kimliği olması lazım. Dürüst ve namuslu bir insan olması lazım. Kul hakkı yememesi lazım. Kendisini vatandaşına adaması lazım. Her evde huzurun, bereketin olması lazım. Kavganın değil, barışın olması lazım. Birbirimize selam veremez noktaya geldik. Bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru getireceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. 6 lider bunun için yapıyoruz. Onun için ben bu ülkenin ferasetine, bu ülkenin insanlarına güveniyorum. İnsanlar niye işkence çeksin? İnsanlar niye aç kessin? İnsanlar pazara giderken ya ne alayım diye, ne almayayım diye niye hesap yapsın? Niye karnı doymasın bu insanların? Ya ben hayvancılık yapan bir insanla konuşurken şunu söyledi ya. Süt alıyor ineğinden. Ya ben ineğimi yeteri kadar besleyemiyorum diyor. Param yok diyor bunun için. Nerede bu yem fabrikaları? Nerede bu gübre fabrikaları? Yoktu bunlar. Ya bu ülke 34 yıl sonra şeker ithal etti. 34 yıl sonra. Ya bu bile başlı başına bir ayıptır. Ama bunların trolleri var. Bunların geniş kitleleri var. Kendilerine göre o troller aracılığıyla... İşte her seferinde bunların üstünü örtmeye çalışıyorlar, kapatmaya çalışıyorlar. Sanki Türkiye'nin hiçbir sorunu yokmuş gibi. Yani Türkiye bir sorunlar yumağı içinde ve buradan çıkması lazım. Parlamenter sistemi geçişin öngördüğünüz süre ne? Yani işte 2024... Parlamentoda onu da konuştuk. Çoğunluğu parlamentoda sağladıktan sonra... Peki sağlayamazsak? Daha hızlı sağlayacağız. Daha hızlı bir süreç almak için anayasa metinlerini de hazırladık. O metinler de hazırlandı. Yani o metinleri illaki tabii. Parlamenter sistemi geçeceğiz. Evet, tabii. Bunu da mümkün olduğu kadar kısa sürede yapacağız. Kısa sürede diyorsun. Yapacağız. Ondan sonra zaten gerçek anlamda ülkemize demokrasi gelecek. Siyaset kurumu halkına hesap verecek. Devlet vatandaşıyla kucaklaşacak. Emreden, baskı kuran, elinde sopa olan devlet değil, herkesi kucaklayacak. Bizde de kucaklayan bir devlet. Bizde de zaten devlet ana deriz. Geleneğimiz odur zaten. Fakat bunlar devleti devlet ana olmaktan çıkardılar yani. Evet. Bugün toplam seçmen sayısı açıklandı. 64 milyon 191 bin. Evet. Bir önceki seçime göre, genel seçime göre 4 milyon 800 bin fazla seçmen var. Evet. Şöyle bir soru geldi hatta bir izleyicimizden. Yurt dışındaki oylara ilişkinde seçim güvenliği açısından bir özel hazırlığınız var mı? 3 milyondan fazla yurt dışında da oy kullanılacak. Evet. Hem içeride hem dışarıda seçim güvenliği konusunda yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Yani yeni çalışmaya başladık. Bir yıldır çalışıyoruz zaten. Diğer partiler de aynı şekilde çalışıyorlar. İllerden gelen her bir seçmen sandıkta görev yapacak olan arkadaşlarımızın listesiyle ilgili olarak tek tek telefon ediliyor.
hangi sandıkta görevli olduğu söyleniyor. Sonra onlar burada Ankara'da ve değişik yerlerde, merkezlerde eğitimi alınıyor. Eğitim veriliyor. Eğitim merkezi bu konuda, bizim eğitim merkezimiz bu konuda çok iyi bir çalışma yaptı. Sonra onlar sandık başında görevli olacaklar. Ayrıca müşahit kartı vereceğiz gönüllü isteyen arkadaşlar için. Türkiye Gönülleri diye bir hashtag açıldı. Orada da çok sayıda gönüllü sandıklarda görev almak istiyor. Onları da ayrıca sandıklarda görevlendireceğiz. Büyük metropollerde barolar her okulda bir avukatı bulunduracaklar. Bir uyuşmazlık çıktığı zaman avukat hemen olaya müdahil olacak. Bütün bunların hepsinin eğitimi yapıldı. Tek isteğim şu: vatandaşlarımız sandığa gitsinler, oylarını kullansınlar. Şeyde de söylüyorum, Trabzon'da da söylüyorum, gittiğim her yerde de söylüyorum. Oy kullanırken sizden sadece bir şey bekliyorum: elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın. Yani eski alışkanlıklarınızı bir tarafa bırakın. Kul hakkı yemeyen ve gerçekten bu ülke için hizmet edecek olan bir insana oy verin. Doğrusu olan budur. Doğruyu yapın. Çünkü bu ülke hepimizin ülkesi ve Türkiye çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Çok ciddi bir sorunla. Ya tarım perişan vaziyette. Sanayici, gidin konuşun sanayicilerle. Bakın, doları frenlemek için satmadıkları bir şey kalmadı. Arka kapıdan 128 milyar doları sattılar. Kime sattılar belli değil. Hala belli değil. Borsada yapılan vurgunlar. Yani vurguncuların bir anlamda karargahı oldu Türkiye. Buradan, bu vurgunculardan Türkiye'yi kurtarmamız lazım ve kurtaracağız. Sığınmacıların oy kullanacağı, çok sayıda sığınmacının oy kullanacağına dair işte eleştiriler var, tepkiler var. Ama Onur Saladı güzel, yanlış hatırlamıyorsam, öyle bir risk olmadığını söyledi sizin partinizden. Sığınmacıları da söyleyeyim. Onlar da kendi, yani siz seçimde özel olarak sığınmacılar meselesini o söyleyin. O konuyu da takip ediyoruz. Bakın, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen her türlü veri iyi bir ekibimiz tarafından tek tek gözden geçiriliyor. Hı hı. Tek tek. Kim ilk kez oy kullanacak, daha önce bugün oy kullanan kişi, daha önce hangi sandıkta oy kullandı, nerede oy kullandı, bunların hepsini biliyoruz. Çok güçlü bir dijital altyapımız var. Bunların hepsini biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun listelerde hata varsa hatayı bildiriyoruz ve bizim hatalarımızı kabul ediyor, bizim söylediğimiz hataları kabul ediyorlar ve düzeltiyorlar. Dolayısıyla biz bütün bu konularda iyi çalışan bir ekibe sahibiz. Kısa birer soruyla bitirelim istersen. Ben aslında şunu sormak istedim. Siz kişisel olarak kendinizden çok bahsetmiyorsunuz. Mutfak paylaşımlarınız bile son dönemde arttı. Evet. Yani çocuklarınız çok tanınmıyor. Evet. En son bir makine daha almışsınız, onu gördük. Neydi onun adı, Serap sen bilirsin. Reklam olmasın. Reklam olmasın söyleniyor. Onu hanım almış. Ben de gördüm, bu neye yarıyor diye sordum ama işte bir fark. Son dönemde öyle. Başka yerlerden konuşmalarınız, babanızın çocukluğu, bir evet. okula gitme arzusuyla evet. ilgili bir paylaşımınız var, gözlerinizin doldu. Evet. Bunları daha çok görür olduk. Evet. O yüzden de kendinizden çok bahsetmiyorsunuz ama siyasete neden başladınız diye sorsam belki yıllardır sorulmuştur. Ya bugün geldiğiniz noktada buna ne cevap verirsiniz? Çünkü siz bürokrasiden gelen bir isimsiniz evet. ama bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımızdasınız. Evet. Yani bu yolculuğa çıkarken ve bugün geldiğiniz noktada kendi adınıza hedefiniz ne ya da efendim, Türkiye? Düşük düzeyli bir memurun 7 çocuklu ailesinden gelen birisiyim. Yani bakıldığı zaman babam küçük bir memurdu, ilkokul mezunuydu. Annem rahmetli okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam da şimdi Kocaeli'nde yaşıyor, o da okuma yazma bilmiyor. 7 kardeşin içinde üniversiteye giden sadece benim. Çünkü babamın zaten diğerlerini pek okutmaya imkanı da yoktu zaten. Üniversiteyi kazandım, sınavlara girdim ki hesap uzmanları sınavı çok zor bir sınavdır. O sınava girdik, kazandık. Sonra meslekte muavinlik yaptık, üstadlar bizi yetiştirdiler. O yetişme koşulları da çok farklıdır. Üniversiteye memur olarak bitirip memur olarak başladığınız gün ile yeterlik sınavını verip hesap uzmanı olduğunuz gün arasında çok büyük farklar vardır yani. Daha dünyaya bakışınız, devlete bakışınız, yetişme tarzınız, bunlar devletin akademisi gibidir. Biz Hesap Uzmanları Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Gelirler Kontrolörleri, bankalar, yeminli murakıpları, bunlar çok özel seçilen kişilerden oluşur, eğitilir ve bunlar
devletin en nitelikli yerlerinde görev yaparlar. Yani müsteşarlıklarda, şurada, burada. Hangi parti gelirse gelsin, burada siyasi parti ayrımı yapılmaz. Nitelikli olan insanlar belli yerlere gelirler. Dolayısıyla böyle bir kadroda yetiştim. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Bağkur'da çalıştım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalıştım. Daha sonra kendi arzumla emekli oldum. Emekli olduktan sonra Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin başkanlığını gelip bana önerdiler uzun yıllar, gel bunu yap diye. Olur dedim. VAVEK dediğimiz Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği başkanlığı yaptım. O dönem pek çok yolsuzluk dosyasını ortaya çıkardım. Kamuoyunda tartışılmasına yol açtım. Sonra kader siyasete davet üzerine geldim. Siyasette sonra milletvekili oldum. Milletvekili olurken de yine bu olayların üzerine gittim. Çünkü vatandaşın hakkını yemek suçtur efendim yani. Bir kişinin ağzındaki lokmayı alıp başka bir yere birisine vermek kadar büyük bir suç yoktur. Yani bu ağır bir suçtur ve bununla mücadele edilmesi lazım. Devletin soyulmasına izin vermemeniz lazım. Çünkü o devleti ayakta tutan vatandaş ve vatandaş da devlet ayakta kalsın diye vergi veriyor. Siz o vergileri nereye harcıyorsunuz, nasıl harcıyorsunuz? Bunların bilinmesi lazım. Bir şeyin üstü örtülüyorsa orada şaibeli bir şey vardır. Bütün hayatım bununla geçti. Tabii pek çok kişi benimle uğraştı. Pek çok şeyler, iftiralar atıldı. Şu yapıldı, bu yapıldı. Yani sonuçta hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok yani. Ben devlette çalışırken de ya acaba bu bir şey yapmış mıdır diye müfettiş orduları görevlendirdiler. Benim bütün yaptıklarım incelendi, araştırıldı. Bir şey bulamadılar. Ne bulacaklar yani? Yok ki bir şey yani. Siyasete girdiğim günde mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur diye. Karımın yüzüğüne kadar. Nişan yüzüğüne kadar. Dolayısıyla biz böyle bir ahlaki geleneksen, böyle bir güzel gelenekten bize göre geliyoruz. Böyle yetiştik. Böyle şey. Çocuklarımı siyasetin dışında tutuyorum. Onlar kendileri yetişti. Elleri ekmek tutuyor. Onlar kimdir, nedir, ne değildir. Medyadan da mümkün olduğu kadar onları uzak tutmaya özen gösteriyorum. Yani gelip şuna torpil yapın ya da şunu şöyle yapın ya da şurada şu vakfı kurduk, gelin bu vakfa bağış yapın. Efendim Amerika'da bir vakıfta kurduk, şunu yapın. Onlara çocuklarımı asla ve asla, ailemi asla asla bu tür şeylere alet etmem. Doğru da değil, ahlaki de değil, İslami de değil. Öyle ifade edeyim. Peki. Her birisi kendi ekmeğini yiyor, kazanıyor, geçinip gidiyor yani öyle. Son soru kısaca, magazin sorusu soracağım size. Sizin Fenerbahçeli olduğunuzu biliyorum. Evet. Doğru. Çok yakın dönemde bir astrolog dedi ki, ya bu sene iki ihtimal var. Ya Kemal Bey Cumhurbaşkanı olacak ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak. Hangisini tercih ederdiniz? Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Peki. Önce Türkiye. Tabii. Bir Fenerbahçeli olarak tabii. Son soru olarak Köşat'tan da beklenirdi. Önce Türkiye. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak yani. Bir Türkiye olmalı. Takımlar da güçlü olmalı. Onlar da kendi aralarında yarışmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız yani. Ama ortaklaştığımız yer neresi? Milli takım. Milli takım şampiyon olursa hepimiz tekrar mutlu seviniyoruz diyorsun yani. Peki efendim. Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Sizi ağırladınız burada. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteydik. Sağ olun. Olaylar ve görüşlerden bu kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.